Kıymetli dostlar merhabalar. Yine bugün Fikir Yongaları programıyla birlikteyiz. Yine bir pazar günü, yine bir pazar klasiği. Sadık Yemni ve Ömer Faruk İspir ile Fikir Yongaları programındasınız efendim. Tekrar ediyorum. Sadık Yemni ve Ömer Faruk İspir ile Fikir Yongaları programındasınız efendim. Bugün konuğumuz kim? Bugün konuğumuz araştırmacı yazar Sayın Farah Yurdözü hanımefendi. Kendisi bize çok enteresan, ilginç şeyler anlatacak. Peki bugün konularımız ne? Medyum diye bir şey var mıdır? Kimler medyum olabilir ve nasıl medyum olunur? Tarot kartlarıyla alakalı bilgi verecek bize. Hayaletler var mıdır, yok mudur ve diğer metafizik varlıklar nelerdir? Onları anlatacak. Bir de kadim bilgilerin kaynakları nelerdir? Ve kadim bilgiler hangi kadim kaynaklarda yazmaktadır? Bu konuları konuşacağız inşallah Sayın Farah Hanım'la. Cenab-ı Hak memleketimizi ve masum insanlığı her türlü felaketten, musibetten korusun, muhafaza buyursun inşallah. Cenab-ı Mevla hepimize şefkatiyle, merhametiyle muamele buyursun. Tüm masum insanlığı da muhafaza buyursun. Türkiye'mizi, şanlı devletimizi, şanlı ülkemizi de, güzeller güzeli ülkemizi de muhafaza buyursun inşallah. Hepinize sıhhat, afiyet, bereket dolu günler diliyorum ve hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi konuklarımı yayına alayım ve başlayalım inşallah. Farah Hanım'ı da alacağım birazdan. Hocam hoş geldiniz. Şimdi Farah Hanım'ı da hemen yayına alayım. Selamlar herkese. Hocam hoş geldiniz. Bu arada nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok güzel. Sadece bu yangın nedeniyle üzüntülüyüz. Evet. Açılışta söyledim ben. Evet. Duygularımız da şey. Böyle üzgünlüğün yanı sıra bir kızgınlık bir şey duyuyoruz. Kasıtla yapılan yangınlar için. Evet. Hocam sesiniz çok az geliyor. Sesinizi biraz açmanız mümkün mü? Çok hiç gelmiyor neredeyse sesiniz. Daha fazla açamam ama daha çok yaklaştım. Tamam. Farah Hanım'a davet gönderdim. Tamam. Allah Türk milletine yardım Amin. Etsin. Amin. Tüm masum insanlığa. Evet. Yaraları saralım. Bir de bundan sonra artık millet olarak teyakkuzda olalım. Yangın çıkabilecek yangınlar, çıkartılabilecek yangınlar için böyle yapmamız lazım. Evet. Merhaba. Nasılsınız? Merhabalar. Biz de çok memnun olduk. Şeref verdiniz. Onur duyduk. Ben onur duydum. Sizin akşamlar tutkulu izlediğiniz efendim. Sağ olun. Programınızı biliyoruz. Çok programınızı izledik. Çok keyif alarak. Yani ben şahsen 15 kadar programınızı biliyorum. 3'ünü 5'ini böyle önemli ölçüde aklımda tutuyorum yani. Öyle söyleyeyim. En son Kapadokya var. Onu bile bu akşam ay bizim bir tane var böyle kedimiz. Adı ne? Bu efendim şimdi bu kızın şöyle bir özelliği var. Kameradan yani telefondan gelen sesleri kendine algılıyor. Kendisiyle konuştuğunu zannediyor. Evet. Pororo. Çocuğun ismi Pororo. Evet. Kulakları çok hassas ya Farah Hanım. Evet. Bizim de bir oğlan var. Adı Tintin. Bu da Tintin. Ay bu kim? Bu da Tintin. İsim aynıymış hocam. İsim aynıymış. Evet. Kızım Tintin bizim bu da. Bizim de bir tane gri Tintin var. Ama şu anda bu evde değil. Ben mesela Skype ile birinde konuşurken o da kucağımdaysa döner böyle bakar patisiyle ağzımı kapatır. Ne lan bu kulağımın dibinde bu kadar desibelle konuşuyorsun diye. Ağzımı kapatır yani. Böyle. Ama benimki Tintin neden Tintin? Çünkü çok minikti ilk bulduğumda. Böyle Tintin Tintin koşuyordu o yüzden Tintin. Yoksa hani çizgi roman kahramanı Tenten'le ilgisi yok. Farah Hanım bizim böyle 30 küsür kediyle her saniye ilişkimiz var.
O yüzden isimler çok. Tintin de böyle bir şey yani. Ansızın kafaya gelmiş. Hep öyle, şey, evet. Eski, eski Tenten, eski Tenten okuyucusu olarak yani zihinde bir yerde de duruyor olmalı o şey. Şimdi evet. Ha, dur lafınızı kestim. Tenten ondan bahsettim. Fransızca'da tabii Tintin diye yazılıyor. Türkçe'de Tenten diye okuyoruz. Evet. Belçikalı bir yazarın, çizerin çizgi roman kahramanıdır. Filmleri de yapıldı ve benim çok sevdiğim, inanılmaz derecede okumaktan hala kendimi alamadığım bir çizgi romandır. Tavsiye ediyorum meraklılarına. Bende de tamamı vardı. Şu anda elimde yok ama ne yazık ki tamamı vardı. Yalnız biraz da oryantalisttir değil mi hafiften? Yani çok ilginç bir şey. Evet. O çok ilginç yalnız. Şimdi bakın ben bazı şeyler okudum. Tenten'in yazarıyla ilgili. Dediler ki zamanında ilk başladığında bu kahramanı yarattığında aslında Nazilerden destek alıyordu. Yani finansal destek alıyordu. Ve hatta böyle de bir Nazilerin ideolojisine doğru bir takım şeyler yazdı denir. Fakat şöyle bir nokta var bakın. Tenten okuyucularına söylüyorum. Her kitapta, her macerada dünyanın uzak bir yerine gidersin. İşte bazen Güney Amerika'ya gider, hatta bir macera Ay'a giderler falan onun gibi. Bir de Tibet macerası vardır. Tenten Tibet'te. Onu okumuşsunuzdur değil mi? Unuttum şimdi ama var öyle bir macerası doğru. Tenten Tibet'te. Çok ilginç. O ve aslında tabii çizeri de çok yetenekli ve çok iyi bir gözlemci. Hani o zaman daha bilgisayarlı teknolojilerin, dijital ressamlığın falan olmadığı dönemlerde kendi eliyle çiziyor her şeyi. Belki fotoğraflara bakıyordur ama kendi gözlemleri neticede. Ve daha geçenlerde ben yeni bir seminerimde, bir yeni bir televizyon programında anlatıyordum. Nazi subaylarının ezoterik çalışmaları doğrultusunda uzaylılarla olan, saflıkla olan bağlantıyı, kozmik bağlantıyı Tibet'te arıyorlar. Ve Nazi subayları Tibet'e giderek orada uzun süreli Budist rahipleriyle araştırmalar yaptılar. Hatta bu konuda yazılmış bir roman var. Tibet'te 7 yıl diye. Bunun filmi de yapıldı. Evet. Brad Pitt oynadı. Brad Pitt oynadı. Ha, evet. Aslında romandır o. Şimdi acaba diyorum ben Tenten'i çok seviyor olmama rağmen çizeri hakkında söylenilen bunlar iftira mıdır? Bu Nazilerden destek aldı ve onların ideolojisinde yazdığı çizgi. Yoksa sadece bir rastlantıdır tabii bilemiyoruz. Şambala'yı arıyorlar. Yani evet. Şambala'nın da peşindeler. Evet. Aynen öyle. Biz tabii şeyi çok ayrıntıyı bilemeyiz. Tekrar bir ben bakmam lazım ona. Evet. Evet, çok ayrıntıyı bilemeyiz. Ama bakın mesela orada kozmik bağlantılar var. Ay'a seyahat var. Çok ilginçtir. Tabii i̇şte Ay'a seyahat var. Evet. İki bölümdür o Ay'a seyahat. Yani biz şimdi zaten Tenten'i konuşmaya başlarsak iki gün anlatırım ben. Sonra da Sipru'ya falan devam edeceğiz gibi görünüyor Farah Hanım. Sipru'yu severdim. Tabii Sipru'yu severdim. Sipru da benim yani sevdiğimden. Ben de Sipru'yu çok severdim. Çocuk şeyi gibi görünür ama çok ince espri vardır Sipru'da. Evet. Peki şimdi bir şey soracağım size. Hadi madem ki çizgi romanlardan laf açıldı. Bob Moran. Ama tavsiye ederim. Bob Moran muhteşemdir. Fransız gene şeyin çizerinin eseridir. Fasikül yayınlanırdı. Ve orada da bu siyah elbiseli adamlarla ilgili bir macera vardı. Yani, onların evet. Robotlar olduğu doğru. Peki diyeceksiniz ki nereden şimdi bunlar aklına geldi? Benim çocukluğumda sürekli okuduğum iki çocuk dergisi vardı. Biri Doğan Kardeş. Bilirsiniz ben Doğan Kardeş. Ha işte aynı kuşak. İkincisi de Milliyet Çocuk Dergisi'dir. Fasikül çıkarttı. Bedava olarak onu verirdi. Ve biliyor musunuz 70'li yıllarda çıkarttılar. Hepsinin koleksiyonlarını ben hala saklıyorum. Bunlar bir çocuğun yetişmesinde inanılmaz bir bilgi kaynağı. Çünkü ben o dergilerden Agartha'yı ilk defa orada gördüm. Atlantis'i ilk defa orada gördüm. Piramitlerin veya dünyadaki işte efendim açıklanamayan bir takım yapıların uzaylılar tarafından yapılmış olabileceği düşünceleri ilk defa bu kitaplarda okudum. O yüzden şimdi bakıyorum da
o günün çocuk dergileri aslında birer Google'muş. Bugün bu isim Google'da öğrendiklerimizi o çocuk dergileri veriyorum sana. İşte Sipru ve şey Tenten, bir de Smurf tabii, küçük mavi cüceler. Doğan kardeş çıkardı. Doğan kardeş yayınlanırdı. O bahsettiğim diğer Bob Moran da Milliyet Çocuk Dergisi'nde çıkardı. Ben esas neciyim biliyor musunuz Farah? Buyurun. Heavy Buyurun. Metal. Heavy Metal. Nasıl? Heavy Hangi Metal dergisi? Dergisini ama. Heavy Metal. Aa, ben onu bilmiyorum. Yıllarca, ben onu bilmiyorum. Yıllarca abone oldum. Ben 40 yıl kadar Amsterdam'da yaşadım Farah. Evet. Yıllarca abone oldum. Bir de ikinci el kitapçılarda izini takip ettim. Bulduğumu aldım, bulduğumu aldım, bulduğumu aldım. Sonra bir ben de Hollandaca olarak çıkan çok güzel çizgi romanlar vardı. Onları da alırdım. Evde böyle yükselen çizgi roman kulelerim vardı. Ya işte o çizgi roman koleksiyonculuğu zaten apayrı bir şeydir, tutkudur. Ve ona bir başladığınız zaman sonu gelmez. Bir arkadaşım var, onun koleksiyonu süperdir hocam. Süper. Evet. O burada olsa şimdi oh 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 sabaha kadar kimleri konuşurduk. Evet. Kimleri konuşurduk değil mi? Aslında bir günde bu çizgi romanları masaya yatıralım inşallah o zaman. Evet. Evet, çünkü inşallah. Çok ilginç şeyler çıkacağı benziyor. Bu kadar anlatmanızdan bile ben onu anladım. Farah bir Hanım, günde çizgi romanları masaya yatıralım. Geçmenizi sağlayacak bir şey söyleyeyim, sonra bir susalım. Buyurun. Annem çok sıkı bir medyumdu rahmetli. Onu böyle ölmüş olduğu halde öldüğünü kabul etmek istemeyen ya da henüz bilincinde olmayan kimseler ziyarete gelirlerdi. Annem çok yasaklamıştı bana anlatmasını, ama ben onun esas elinde, bizim evde oturuyor tabii kadın. Onun elinde büyüdüğüm için aramızda inanılmaz bir bağ vardı. Gece yattığım yerden içimden anneanne su getir derdim. Yazık kadın gece 2'de kalkar, oğlum susamışındır sana su getireyim, getirdim derdi. Sonra öyle utandım ki bu yaptığım şeylerden, biraz akıl bali olduktan sonra. Çocukken öyle bir gücü kullanıyorsun. Çünkü aramızda bir şey var, bir irtibat, bir çeşidi var. Onun gözünden görüyordum bazı şeyleri. Onun gözünden kendimi kaç defa gördüm. Çok ilginç, çok insanım. İlginç ama bu yani. Muazzam Evet, bir parapsikolojik yetenek bu. Evet, hani o çok yetenekliydi. Bir kısmını da bana aktardığını söyleyebilirim. Reddi miras şeklinde ziyaretçileri reddi miras yapmışımdır da. Ama başka alanları kabul ettim yani. O şekilde yani bizzat kendisini gördüm. Kimse ona kahve falı baktırmazdı, rüyalarını anlatmazdı mesela. Halbuki diğer bakanlar yarım saat anlattılar. 3 vadeye şu olacak, şuradan gelecek para geliyor kız, vallaha para geliyor. Ondan sonra işte şurada şeyi gördüm, kerli ferli bir adam, şapkalı da falan, şimdi kadına talip arıyorlar. Koca arayan bir kadın, aa gerçekten falan. Sevin, hani böyle eğlence vardı. Ama ona kimse kahve, ya hala şu fincanımın telbesini al bir bak, ona yok, ona baktırmazlardı. Korkarlardı onun o halde sizde böyle bir bağlantı olduğuna göre eserlerinizde, yazarlığınızda bunun etkisi mutlaka olmuştur, değil mi? Çok var, çok var hocam. Çok var. Yani Evet. O fantastik dünya aslında metafizik dünyanın bir yansıması. Evet. Belki de kahramanlarınız sadece hayal ürünü kahramanlar değildi. Siz Tabii canım. Gerçekten... Evet. Evet hocam, bir de şey ziyaretçilerim vardı, beni alıp çok tuhaf yerlere götürürlerdi. Ama temiz O insanlardı. Ben zaman hiç bunu böyle... dinleyelim şimdi lütfen. Bu en Yok önemli yok. konu şimdi. Belki siz yorumlarsınız. Bunu anlatıp hiçbir daha ağzımı fermuarla kapatacağım ama. Biraz zor. Bu derin konu. Yok, siz eğer çizgi roman konusu açmazsanız ağzım kapalı duracak. Bir adam geliyor böyle, ben bir Rum evinde oturuyoruz İzmir'de, Göztepe'de. Bir adam böyle temiz yüzlü, korkutucu değil. Ben uyurken geliyor. Hiç korkmuyorum onu görünce. Hadi giyin gideceğiz diyor. Kış günü mesela. Giyiniyorum, soğuk. Evde öyle kalorifer falan yok.
Basamakları iniyoruz, basamaklar gıcırdıyor. Küçük bir idare lambamız var. Salondan geçerken idare lambasının yandığı görünüyor. Babamın horultusu duyuluyor, rahmetlinin. Ondan sonra o ağır demir işlemeli kapıyı açıyoruz, kapatıyoruz gorç diye. Çıkıyoruz, sokakta yürüyoruz. Sokak yukarı doğru çıkıyor, oraya kadar doğru. Sola dönüyoruz, kız enstitüsü var, orası da doğru. Sonra oradan bir sola sapıyoruz, şehir bitiyor. Bir daha şehir yok. Böyle bir boşluk, bir uçurum var ve bir köprü var. O köprüden benim tek başıma gitmemi istiyor benden. Gelmiyor benimle. Ben korkarak dört ayak gittiğimi biliyorum. Korkuyor aşağı bakma, aşağısı yok çünkü. Ev mev artık bir şey yok bir daha. Arkada var da önde yok yani. Ondan sonra gittiğim yerde böyle gene yeşillik bir yer. Bir çocuk benim yaşıtım, bir çocuk beni bekliyor. O beni alıp şeffaf evlerin olduğu, çocukların olduğu bir yere götürüyor. Birlikte oynuyoruz. Tuhaf tuhaf oyunlar. Kaç yaşındasınız bunlar olduğunda? 8, 9, 10. Gülüyorlar. Benim her yaptığım birçok şeye gülüyorlar. Yani ben onlara komik geliyorum. Beceremediğim için olmalı. Onların yaptığı şeyleri ben acemi yapıyorum herhalde. Ondan sonra gördüğüm yegane yetişkin kadın geliyor. Saati gösteriyor. Senin diyor saatin geldi. O çocuk beni yine ağaçlı yoldan getiriyor. Ben ona diyorum gelsene bende şu oyuncaklar var, bu oyuncaklar var, şöyle olmaz diyor. Ben köprüyü geçemem ama sen tekrar gelirsin. Ben seni geldiğinde bekleyeceğim burada diyor. Yani kısa anlatayım. Aynı şekilde dönüyoruz geriye. O adam çekiyor gidiyor mesela. Ya bu yolculuğu 150 defa falan yapmış olabilirim. Pardon. Bir periyot içinde. 150 defa yapmış olabilirim. Yani böyle şeyler, bunlar sadece bir tanesi. Böyle inanılmaz bir, yani gündüz böyle çok aktif bir çocuktum. Gece de başka bir aktivite vardı. Böyle 24 saat çok doluydu yani hayatımda. Şimdi bakın bu çok önemli. Çünkü bunlar büyük bir ihtimalle işte bizim dünyamıza ait olmayan bir takım varlıklar tarafından götürülmüşsünüz. Bunlar uzaylı mıdır, metafizik varlık. Bilemiyoruz tabii ama size bir şeyleri yaşatmışlar. Size bir eğitim vermişler. Bir kitaptan daha bahsedeceğim. Çok önemli. Sizin hiç dikkatinizi çekti mi? Mary Poppins diye bir İngiliz romanı vardı. Çocuk romanı olarak evet, geçer. Evet. Filmi falan da yapıldı. Filmi de yapıldı. Şimdi, çok kötü bir filmdir aslında. Julie Andrews oynamıştı galiba. Julie Andrews oynadı. Şarkısını bile söylerim. Şarkısını bile hatırlıyorum filmin. Tabii yani Disneyland'ın bir çocuk filmi olarak yapıldı. Bakın aslında Mary Poppins romanları, çocuk romanları seri olarak yayınlandı. Yazarı da H.L. Travers diye bir hanım, sahte isimle yazıyordu. Avustralya doğumlu İngiliz. Şimdi bu kitap birincisi benim okuma yazmayı öğrenmeden önce bana alınmış bir kitap. Neyse ben daha okuma yazmayı bilmiyordum. Altın Kitaplar yayın evinden çıkan ilk Mary Poppins kitabını bana hediye etmiş. Hatta içine de imzası vardı. Hala o kitap duruyor. Sanıyorum o zaman 4 yaşında falan. Ben okuma yazmayı öğrenince ilk o kitabı okudum. Ve o kitaptan sonra aslında benim uzay ve metafizik konulara ilgim arttı. Sebebini bilmeden. Şimdi kitabı okuduğunuz zaman fantastik bir çocuk kitabı. İşte İngiliz bir ailede 1900'lü yıllarda geçiyor. 1900'lü yılların sonunda. Bir mürebbi arıyorlar. Klasik işte zengin varlık bir aile. Fakat gelen mürebbiye sıradan bir insan. Çünkü gökyüzünden geliyor edilebilir şimdiyesiyle. Ve sonunda da yine gökyüzüne dönüyor ve mucizeler yaşatıyor. Şimdi öykülere baktığınızda, hikayelere, birbirinden bağımsız hikayelere baktığınızda fantastik kişiler var. Fantastik olaylar var. Ve bugün bizim parapsikoloji ve ezoterizm ve metafizik konularda incelediğimiz her şey anlatılmış. Mesela ne var? İşte astral seyahat var. Levitasyon dediğimiz insanların bedenleriyle yükselmeleri var. Teleportasyon var. Hayyi mekan var. Zamanda yolculuk var. Mekanda yolculuk var. Biraz bu gibi şeyler. Ve en önemlisi de ne var biliyor musunuz? Çok şaşıracaksınız. Tarot var. Bugün konuşacağımız tarot konulardan biri zaten. Evet. Ama hiçbir zaman o kitapta yazar işte bakınız efendim bu teleportasyondur, bu metafiziktir, bu tarottur diye asla böyle ilgi yok. Ben bu kitabı okuduğum zaman çocukken çok etkilenmiştim ve bu konulara ilgim o şekilde başladı. Sonra artık biraz daha böyle 15-16 yaşıma gelip de parapsikoloji, metafizik, ezoterizm falan okumaya başladım. Aa dedim ben bunu zaten Mary Poppins kitabında biliyorum.
astrolojik semboller var, astronomik bilgiler var, uzaylılar tarafından kaçırılma var, uzaylılar tarafından kaçırılma var bu kitapta. Yani bugün bu konulara meraklı olan insanlar kaç yaşında olurlarsa olsunlar Mary Poppins kitaplarını alıp okusun. Neyse. Ben bu konuyu araştırmaya başladım. Yazarın hayatını araştırmaya başladım. Colin Travers. Hatta kendisine daha sonra, daha internet falan yoktu, daktilo ile bir mektup yazdım ve kadın bana el yazısıyla dönüş yaptı. O mektup da hala saklı. Benim için bu kadar da önemli. Tabii vefat etti. Ben onu bulduğum zaman bile çok yaşlı. Fakat uzun lafın kısası. Bu hanım, yani Mary Poppins kitabının yazarı, kediler etrafta dolaşıyor. Hangi birini kontrol edeceğimi bilemiyorum bu arada. George Gürcüyev'in öğrencisi. Öğrencisi. Evet. Ve bütün o bilgileri Gürcüyev'den alıyor. O nedenle kitabında bir çocuk kitabı, bir işte mürebbiyenin hikayeleri vesaire gibi olan şey aslında bizim bugün işte sizlerle konuştuğumuz bu televizyonlarda anlattığım konular. George Gürcüyev'in öğrencisi. Peki bunun tarotla ne ilgisi var? Şimdi bakın siz dediniz ki ben o filmi gördüm. Hatta şarkısını da hatırlıyorum. Orada o film daha doğrusu hikayede bir bacacı karakteri vardı. Hatırlıyor musunuz? Evet. Van Dijk oynuyordu hatta. Tabii çatıda dans ederler. Evet. Çatıda dans işi. Neyse. Hatta adam o rolü hiç beğenmemiş. Her neyse o da ayrı bir şey. Şimdi oradaki bacacı karakteri romanda biraz daha değişiktir. Hiçbir iş yapmayan evin bahçıvanıdır fakat çok tembeldir fakat gizli bilgedir. Gizli bilgedir. Yani tarot kartındaki sıfır kartı. Tarot serisindeki sıfır kartı soytarı. Soytarı. Joker gibi yani. Joker yani ilk sıfır kart işte. Arkana Mayor'daki Joker kartı. Ve bu kitapta öykü dahilinde Mary Poppins'in çevresindeki o insanlar hepsi aslında farklı kişilikleri vardır. Fakat sahte kimliklerle ortaya çıkmışlardır. Mesela o işte bahçıvan yani Joker olan kişi bahçıvan gibi davranır ama aslında gizli bilgidir ve Mary Poppins'i önceden tanır. Diğer karakterler Mary Poppins'i önceden tanırlar. Ve bu arada Ormanlar Kralı yılandır o kitapta. Aslan değildir. Yılan bilgeliğinden bahsedilir. Ve bir kaçırılma olur. Bütün hayvanlar toplanmıştır. Ve bütün hayvanlar ve insanlar bilge bir yılana selam verirler. Çünkü Ormanlar Kralı o filan gibi böyle bir gerçek. Tarot kısmına gelince Mary Poppins çocukları alır ve onlara bir takım bu şekilde ilginç sizin yaşadığınız gibi hani sizin çocukken alıp da götürülmeniz gibi aynı onun gibi olaylar yaşar çocuklar. 4 çocuk vardır. Işte. Mary Poppins onların mürebbiyesidir. Ve bu metafizik veya işte beden dışı veya işte bedenle yapılan kaçınma deneyimlerinden birinde o bahçıvan olan adam tarot kartındaki Joker'in kıyafetini giymiş. Hiçbir şey tesadüf değil. Kimliğini belli eder değil mi? Evet. Efendim? Kimliğini belli eder diyorum. Evet o zaman. Ancak bu metafizik deneyimlerde kimin kim olduğu ortaya çıkar. Evet. Mesela yine orada belli kahramanlar var. Bir de tabii şu var. Hani o dönem kitap 1930'larda yazılmış. Seri halinde yazılmış. 1930'larda yazılmış ama 20. yüzyılın başını anlatıyor. Yani 1900 yılı sonunu anlatıyor. O dönem İngiltere'sine göre karakterler çizilmiş. Şimdi aynı çevredeki komşular, arkadaşlar falan aslında hepsinin gerçek bir kimlikleri vardır. Hepsinin o karakteri sahtedir. Ve hepsinin Mary Poppins'le ezoterik gizem bağlantısı vardır. Bu da böyle benim için çok önemli bir bilgiydi. Ve onun yani yazarının Gürcüyev'in öğrencisi olduğunu öğrendiğim zaman neden Mary Poppins kitabının aslında sadece bir çocuk kitabı olmayıp çok derin bilgiler barındırdığını da anlamış oldum. Şimdi söyleyince siz ezoterizmle direkt, evet. Tabii. Çünkü bir şey daha var. Gürcüyev öğretisinde tarot bir temel eğitim kitabı olarak. Tarot şimdi bugün konuşacağımız konulardan asla ve asla bir kehanet, bir fal aracı, bir fal değildir. Nasıl ki astroloji yıldız falı değildir. Kesinlikle astroloji yıldız falı değildir. Evet. Tarot da bir kart falı, bir İstanbul falı değil. Ve Gürcüyev, Uspensky, 4. yol öğretisinde
Harop temel bir eğitim kitabıdır. Bugün Gürcüyev'in 4. yol öğretiminde elbette başka malzemeler de kullanılır ek kaynak kitap olarak, ama Harold Marsilya destesi, Marsey destesi eğitimde bir temel öğreti aracı olarak kullanılır. Yani Harold'un bu kitapta karşımıza çıkması ve Mary Poppins'i yazan kişinin, yazarın Gürcüyev'in öğrencisi olması, Gürcüyev'in ve Uspenski'nin tarot bağlantısı bence çok ilginç. Peki bu bizi nereye götürür? Bizi nereye götürür Farah Hanım? Bu bizi nereye götürür biliyor musunuz? Aslında hayatımızda, fiziksel ortamda, günlük hayatta gördüğümüz birçok şeyin, gördüğümüzün arkasında çok derin anlamları ve bağlantıları olması. Yani bugün sevdiğimiz, hoşlandığımız, bize güzel anılarımızı hatırlatan bir çocuk kitabı aslında bir çocuk kitabı değildir. Veya karşımıza çıkan herhangi bir şahıs, sokakta gördüğünüz, sohbet ettiğiniz bir insan belki de gizli bir bilgedir. Belki de o işte bir satış temsilcisi, bir dükkanda size bir kahve veren kişi, belki size çok fazla şeyler öğretecek derin bir kişiliği vardır. Ve biliyorsunuz böyle mucizeler falan bahsediyoruz bundan. Hakikaten bir takım üstün varlıklar var. İşte biz bunlara değişik isimler takıyoruz, değişik şekillerde tanıtıyoruz. Ve zaman zaman insanların arasına karışıyorlar. Kendilerini insanların arasına katıp bir takım deneyimler yaşıyorlar. Ama aslında bizim için çok daha büyük bir anlam olduğunu düşünüyorum. Peki burada şöyle bir şey sormak istiyorum. Zaten dediniz ki burası çok bence mühim olan kısmı buydu. Tarot bir fal değil dediniz. Arkasına değil. Da eklediniz haklı olarak. Astroloji de bir fal değildir dediniz. Zaten astroloji gezegenlerin ve yıldızların geçmişte yaptığı hareketlerde o devirlerde olan olayları yine geleceğe projeksiyon etme. Yani geçmişte bunlar olmuş, gelecekte de bunlar olabilir deme. İstatistik bilgisi yani. Değil mi? Bir çeşit matrix. Sadece geçmişte değil, yani şu anda bile. Şu anda bile. Evet. İnanın bana astroloji kozmik bir matematiksel hesap, bir matrix. Evet, ben de diyorum. Matrix, matrix'tir. Aynen. Tabii. Parametreler doğru okursan. Yani. Evet, evet. Geçmişi doğru okursan geleceğe doğru da bir pencere açılır önünde. Aynen. Şimdi buradan hareketle, konumuz tabii astroloji değil. Bir gün inşallah onu da sizden dinleriz ama şimdi tarottan devam edersek, peki bu tarot nedir Farah Hanım? Menşei nedir? Kökeni nedir? Nereden çıkmıştır? Şeytani bir bilgelik diyen var, buna şeytani bir bilgidir diyen var, günah diyen var, haram diyen var, ya da bu saçmalık diyen var, ya da sizin dediğiniz gibi fal diyen var. Tarot'u kim icat etti ya da kimler ya da neden icat ettiler ve tarot bize ne öğretir? Buyurun. Tamam. Şimdi bir kere interneti açtığın zaman, Google'a falan baktığın zaman hep şöyle bir bilgi çıkar. Tarot 15. yüzyılda İtalya'da ortaya çıktı. Hayır. Tarot Türkiye'de doğdu. Türkiye'de Anadolu. Tarot'un ana vatanı Anadolu. Tarot Harran'da, Harraniler tarafından geliştirilen bir sistem, bir eğitim, bir kitap. Tarot resimli bir bilgi kitabı. Peki bu kitap neyi anlatır? Her bir resim insanın insan olma deneyimi, dünyada insan bedeni adım adım anlatır ve tabii ki bir yol gösterir, bir rehber. Astroloji gibidir aslında. Çünkü tarotta çok fazla astroloji bilgisi. Astroloji olmadan tarot olmaz. Astroloji bilgisi vardır, numeroloji bilgisi vardır, semboller vardır, renk sembolizmi. Mesela ben tarot öğrencilerime belli bir desteği almalarını tavsiye ederim. Çünkü o deste orijinaline en sadık kalandır ve oradaki şekiller, semboller, karakterler ve renkler doğrudur. Şu anda dünyada 1500 tane değişik tarot destesi var. Belki de daha fazla. Çünkü modern tarot yazarları, çizerleri ve yorumcuları kendi beğenileri dahilinde yeni desteler geliştiriyorlar. Ama o zaman da biraz özden sapıyor. Yani çok da fazla bunu değiştirmek. Şimdi tarot. Biz bunu Göbekli Tepe'ye kadar götürebiliyoruz.
Göbekli Tepe'den daha önce belki Karahan Tepe'ye kadar çekebilirsiniz. Karahan Tepe, Nevaliçori ve Göbekli Tepe'yi kuranlar ilgi bir ırk. Onlar sıradan mağara adamları değiller. Biz bunu eserlerde görebiliyoruz. Çünkü astronomi biliyorlardı, matematik biliyorlardı, Hindistan biliyorlardı, sanatçıydılar, heykeltıraştılar. Ve çok organize, çok planlı çalışan bir grup insan. Yani biz uzaylı mıydılar bilmiyorum. Başka bir boyuttan mı geldiler bilmiyorum. Kim oldukları önemli değil. Çünkü şöyle bir de mesele var. Kim olduklarını saklamak istedim. Hem Karahan Tepe'de, hem Nevaliçori'de, hem Göbekli Tepe'de ve şimdi son aldıklara göre yani Göbekli Tepe gibi 11 tane daha tepe yani köy daha buldu. Bundan sonra dediler biz buraya 12 tepe diyeceğiz artık. Yani son bulgular böyle. Şimdi 12 sayısı da önemli. Çünkü işte 12 saat, 12 gün, 12 ay, Haziran, 12 havar, yani sürekli tekrarlanan bir 12 sayısı var. Ve biliyorsunuz Hititler'de 12 yeraltı tanrısı. Neden hep 12 sayısı tekrarlanıyor? 12 sayısı bizim için de çok önemli. Neyse. Şimdi 12 tepe var. O tepeler açıldıkça bakalım oralardan neler çıkacak, biz neler öğreneceğiz. Ama şu anda bildiklerimiz dahil. Durum şu. Bu insanlar sıradan mağara adamları değiller. Kendi dönemlerine göre, belki bugüne göre bile gök cisimlerinin hareketini, yıldız sistemlerini takip edebilen ve bunların yönleri doğrultusunda yaşamlarını yönlendiren ve tapınak değil o binalar, o çıkınlar, taşlar tapınak değil. Onları da yine astronomik hesaplamaların iz düşümü şeklinde inşa eden çok akıllı bir grup insan. Aşağı yukarı 2000 sene orada kaldılar. Tabii hep aynı insanlardan bahsedemiyoruz. Orada kuşaklar değişti 2000 sene içinde. Ve birdenbire de ortadan kayboldu. Ortadan kaybolmaları şöyle oluyor. Milattan önce 8000 yılında, çünkü biz milattan önce 19'da falan kadar biliyoruz. Milattan önce 8000 yılında bugün bildiğimiz Göbekli gömüyorlar, toprak altına gömüyorlar, saklamak istiyorlar. İşte bir zaman kapsülünü saklıyorlar ve bu insanlar ortadan kayboluyor. Yani Göbekli Tepe'yi kuranlar kimdi, isimleri neydi, hangi ırktan geliyorlardı? Ve işte orada bakın kafatası parçaları buldu. O kafatası parçalarından DNA örneği alınıp bunların hangi ırka ait olduğunu anlaşılması lazım. Hangi ırktan buldu? Evet, bazı araştırmacılar diyorlar ki, efendim diyorlar Göbekli Tepe'nin uzaylılarla falan ilgisi yok. Tamam olmasın, önemli değil. Önemli olan bizim Göbekli Tepe'yi kimin yaptığını bulmamız. Onlar ön Türkler diyorlar. Tamam, sembolizm bunu gösteriyor. Doğrudur. Ama peki DNA kanıtı var mı elimizde? DNA araştırması yapmadan nasıl bileceğiz? Neyse burayı da geçiyorum şimdi. Neticede işin bu kısmını arkeologlar düşünmeli. Milattan önce 8000 yılında Göbekli Tepe gömülüyor, ortadan kayboluyor. Fakat yine milattan önce 8000 yılından itibaren Harran'da bir öğreti doğuyor. İşte Harranlı Sabiler, Harraniler, Şemsiler, Rusaitler falan bugüne kadar gelen öğreti grupları. Ve bu gruplarda bir kural var. Sadece erkekler alındı. Kadınlara açık değil. Tekrar Göbekli Tepe'ye geri dönüyoruz. Bakıyoruz, orada ağırlıklı bir erkek figürü durumu var. Kadınlara ait hiçbir şey yok. Tekrar Göbekli Tepe'ye gidiyoruz, tekrar şeye gidiyoruz, Şanlıurfa Müzesi'ne gidiyoruz. Orada sizi çok ilginç bir heykel karşılıyor. Dünyada insan boyutlarında yapılmış olan ilk Urfa adamı. Aslında Göbekli Tepe'de bulunmadı. Şanlıurfa şehir merkezinde bulundu. Ama o da konunun bir parçası değil. Ve baktığımız zaman saçı sakalı olmayan, tıraş edilmiş, aşağı yukarı insan boyutunda gözleri olan, burnu olan ama ağzı olmayan, kulakları da olan ve üzerinde V şeklinde bir kazak, bir kıyafet giymiş olan modern görünümlü bir adam var. Hani bunlar mağara adamıydı? Hani paçavralara sarılmış? Sakal tıraşı olmuş. Evet. Sakal tıraşı da olmuş ve hani işte hayvan postlarına sarılıyorlardı. Öyle bilmiyorlardı. Nereden çıktı bu V yaka? Çift V yaka üstesi. Gülhaç'a gönderme mi var hocam? Gülhaç'a. Gülhaç'a gönderme var. Şimdi gidiyoruz, zaman içinde bakıyoruz. Gülhaç kardeşlik veya öğreti cemiyetinde rütbeleri vardı. O rütbelere bağlı olarak da üzerlerine giydikleri
regalya denilen veya işte bir rütbe gösteren bir yaka gibi düşün. Bunun tek V olanı var, 2 V olanı var, 3 V olanı var. 2 V olanı 33. dereceyi gösteriyor. Ben tabii ki demiyorum işte Urfa adamı heykeli Gülhaç Cemiyeti'ne üyeydi demiyorum. Ama bağlantıları da kurmadan edemiyorum. Sonra ne oluyor? Biz tekrar Göbeklitepe eserlerine baktığımız zaman sürekli erkek heykelleri çıkıyor. Hiç kadın heykeli yok. Yani insanlar hiç mi kadın görmediler? Neden hiç kadınların heykelleri yok? Daha sonra Anadolu'da işte ana tanrıça kültürü. Biz ana tanrıça heykelleri çıkıyor evet. Hala. Kibeleler falan çıkıyor. Tabii Kibele, Kubaba vesaire. Ama Göbeklitepe'de bu yok. E şimdi Göbeklitepe'deki erkek egemenliğiyle bu öğreti kardeşlik cemiyetlerindeki erkek egemenliği arasında bir bağlantı var mıdır? Olabilir. Buradan bir yola çıkalım. Ve Harani'ler, Haranlı Sabitler, Şemsi'ler çok derin bir öğreti geliştirdi. Bu öğretide ne var? Matematik var, felsefe var, astronomi var, astroloji var, sanat var, tıp var. Elbette astroloji olduğu zaman insanların kaderleri, geçmişleri ve gelecekleri bir takım yapılan hesaplamalar. Ama şöyle bir yola gidiyorlar. Bütün bu bilgileri topladıkları bir kitap. Daha doğrusu bu kitap iki bölümden oluşuyor. Bu kitapta her şey resimlerle. Yazılar da var ama daha çok resimler. Kitabın iki bölümü var. Birinci bölümü büyük ilk alem, ikinci bölümü de küçük ilk alem. Büyük ilk alem tarottaki arkana mayor dedi. Küçük ilk alem de tarottaki arkana mero, yani küçük sır dedi. Ve 15. yüzyılda İtalyan Dömedici ailesi bu kitabı buluyor. Bizans'a getiriyor. Bizans'ta Ayasofya'nın mahzenlerinde Latince'ye, İtalyanca'ya, Fransızca'ya çeviriyor ve Picatrix adı altında Avrupa'ya gönderiyor. Avrupa'da Gülhaç Cemiyeti'nin temel eğitim kitabı. Ve Picatrix, yani picture gibi düşünün, resimli bilgi kitabı. Gizemlerin resimlerle anlattığı bir kitabı. Ve ondan sonra deniyor ki, evet, tarot ilk defa İtalya'da 15. yüzyılda ortaya çıktı. Çünkü Picatrix, yani Türkiye'den Harran'dan giden bu kitap, Harranlı Sabiler'e ait olan bu kitap aslında tarotun kökeniydi. O kitaptan yola çıkılarak ilk tarot desteleri hazırlandı İtalya'da, sonra Fransa'da, sonra Avrupa'nın diğer yerlerinde, sonra Amerika'ya geldi tarot olarak. Daha sonra Amerika'dan da dünyaya yayıldı ve biz de zaten bizden çıkan, bizim kültürümüzden çıkan bir öğretiyi, ne güzel bak yabancılardan aldık diye belirtiyoruz. Halbuki köken Türkiye'dir ve tarot bir eğitim öğretim kitabıdır. Bir ruhsal ve fiziksel rehber kitabıdır. Ama asla ve asla kehanet kaldı. Peki burada... Buyurun hocam. Hocam buyurun. Hocam buyurun. Çok ilginç hocam. Çok kışkırtıcı bilgiler. Ama şimdi mesela ilk baktığımızda cebir, sosyoloji, kimya, tıp bunların hepsi zaten gene o taraflardan çıkıp batıda bunların hepsi bizim dedikleri bir hale dönüşmüştür yani. Evet. Tabii ki. Pardon. Siz konuşunca böyle oluyor. Siz konuştukça bu kedinin içine çekiyor. Ben konuşurken değil de sizden... Bu evde bir kedi yok olsaydı bizimkiler de aynı şeyi yapacaktı. Aynı şey. Evet. Şimdi tabii şöyle bir durum var. Burada yine geçenlerde bir programda anlattım. Yine tarihe bakmamız gerekiyor. Tarih bize çok şey söylüyor. Endülüs Emevileri. Evet, biliyorsunuz mesela. 711 yılından itibaren tabii, işte Tarık bin Ziyad komutasında Emeviler, yani Emeviler'den İspanya'nın güneyinde
Kordova halifeliği kuruyorlar ve 800 sene kalıyorlar. Bize kalıyorlar. Çok önemli. O nedenledir ki bugün İspanyolca'da pek çok Arapça sözcük vardı. İspanyolca'nın fonetiğiyle Arapça'nın fonetiği birbirine benzer. Mesela daha öncesinde İspanyolca'da H sesi yoktur. J olarak okunan şey daha sonra H'ya dönüşmüş. Mesela eski İspanyolca'da ojo gözdür ama sonrasında Arapların gelmesi oho olmuş. Yani bu bir şey. İşte al ile başlayan bu kelime Arapçadan. Alkol mesela Arapçada falan böyle durumlar. Şimdi ben, Avrupa dillerine Arapçadan girmiş kelimelerin listesini ilk gördüğümde küçük bir şok. Küçük tabii. Bir şok yaşamıştım. Yani tabii. Aklımıza gelen her şey pamuk, amiral, daha tabii. Yani sayamayacağımız bütün elle başlayan her şey. Hani alkol, tabii. Elkol zaten. Algoritma, algoritma hepsi tabii. Ve Türkçe'de de tabii çok fazla Arapça kelime var. Bunları konuşurken farkında değiliz. Tabii. Benim işte anneanne ve dedemler hem Arapça, hem Osmanlıca, hem de modern Türkçe'yi bildikleri için ben bunun farkındaydım tabii. Ben de Tunus, Girit ve şey karışımıyım Farah Hanım. Babam Tunus doğumlu, annemler Giritli, dedeler Bosnalı falan öyle bayağı sıkı işte Osmanlı. Öyle. Evet, Osmanlı evet. Öyle. Mesela benim de işte bir tarafım Herkes, bir tarafım Libyalı, bir tarafım Bulgar. Aşağı yukarı işte Osmanlı dolaştığı her yerden etkilenmişiz. Şimdi tekrar Endülüs Emevilerine gelecek olursak, Endülüs Emevileri döneminde özellikle İspanya'da simya inanılmaz derecede ilerliyor. Matematik, astronomi, tıp, felsefe, sanatlar, bütün bunlar ilerliyor. Ve zaten belli bir süre sonra, artık 800 sene sonra İspanyol Katolik Kralların, Isabel ve Fernando'nun yeter artık Arapları istemiyoruz deyip göndermeye çalışmalarının sebebi de bu. Çünkü Arap felsefesi, bilimi o kadar hızlı ilerliyor ki bunu kabul edemiyor. Ve bu arada tabii Avrupa toplumlarının bilimle, sanatla, matematikle, tıpla tanışması Araplardan kaynaklanıyor. Peki bu Araplardan kaynaklanan köken ne? Şimdi bakın, Tarık Bin Ziyad çok gizemli bir kişi. Tarık Bin Ziyad'ın bir sembolü var. Beş köşeli yıldız. Tarık Bin Ziyad'ın sembolü neden beş köşeli yıldız? Beş köşeli yıldız pentagram. Pentagram iki şekilde kurulur. Eğer ki baş yukarıda, bir kol yanda, bacaklar aşağıda olursa evrensel insan sembolizmiyor. Ve aslında ateş, toprak, hava, su ve ruh sembolizmiyor. Evet. Tarot'ta biz bunu görüyoruz. Ama pentagram öbür türlü tersine çevrilirse şeytanın boynuzlarını gösterir ve satanist pentagramdır ki bu bizim bilgi alanımıza girmez. Şimdi Tarık Bin Ziyad'ın neden sembolü beş köşeli yıldız? Demek ki ezoterik öğreti bilen bir kökenden geliyor. Bu bir. Gayet bu zaten açık. İkincisi, Tarık Bin Ziyad'ın kökeni, ailesi, doğum yeri ve ölüm yeriyle ilgili tutarsız bilgiler var. Mesela mezarı belli değil. Nerede doğduğu belli değil. Şimdi ben böyle bazı kişilerin özel olarak görevlendirilmiş tarihi, insanlığın tarihini, dünyanın gidişatını değiştirmek üzere görevle göndermiş kişiler olduğunu düşünüyorum ve tarih izliyatı bunlardan biri. Ki tarihçi de bu kişilerle biz karşılaşıyoruz. Zaten pek çoğu bizim topraklarımızda doğdu, yaşadı vesaire oldu. Ve o dönemde Araplardan kaynaklanan tüm bu bilgilerin Avrupa'ya yayılması bugün Avrupa'da kurulan temel felsefenin ve sanatın ve bilimin kökenini teşkil ediyor. Rönesans'ı yani bir şekilde Rönesans'ın ana malzemesini hazırlayıp orada bırakıp çekip gidiyorlar yani. Evet. Gitmek zorunda kaldılar yani. Gitmek zorunda kaldılar. İşte sanki İspanyolların kulağına bir şey fısıldamış gibi Farah Hanım. Yani orada da bir hesap. Evet. Tabii ki. Şimdi bu bağlamda yani bu çizgi içinde bir de karşımıza simya çıktı. Evet. Simya
tarot açısından çok önemli. Çünkü tarot aynı zamanda bir simya kitabı. Neden? Neden? Simyada simyanın türleri var. Simya nedir? Kimyanın atasıdır. Kimya simyadan doğmuş. Evet. Simya insanın evrensel alaşımını anlıyor. Ve simyada farklı maddeler bir araya gelerek yeni maddeleri olur. Ve simyacının iki amacı vardır. Bir, ölümsüzlük iksirini yapabilmek, ölümsüzlüğü elde edebilmek. İkincisi de felsefeciler taşını keşfetmek, ortaya çıkar. Prima materia'ya. Ve tarota baktığımız zaman biz bunu görüyoruz. Sayfa sayfa, kart kart bunu görüyoruz. Tarotta kral ve kraliçeler vardır. İşte değneklerin kralı, değneklerin kraliçesi. Neden? Bir kere normal iskambil kağıtları düşünün. Oyun oynanan kağıtları, poker, konter. İşte. O iskambil kağıtlarında dört grup vardır. Sinek, tarot, kupa ve maça. Bunlar ateş, toprak, hava, su elementleri. İskambil kağıtları tarotun çarpmasıdır. Tarotta kral ve kraliçeler vardır. Dikkat edin. İskambil'de de kral. Tarotta joker vardır. Yani soytarı vardır. İskambil'e o işte bizim joker kartı olarak görmüştür. Evet, evet, evet. Aynısıdır. Ama mesela tarotta bir tanedir o. İşte İskambil kağıtlarında galiba 3 veya 4 tane olduğunu evet, sanırım. Evet. Ama yani o bulamadığınız kartın yerine onu koyuyorsunuz. Çok da onun yerine. Çünkü bir değeri yok, sıfır. Evet. Yine İskambil'de aslar vardır. İşte kupa aslı, maça aslı falan. Tarotta birinci kartlar astır. Aynı şekilde. İskambil tarotu çaktırıyor. O nedenle İskambil falı da bakarlar maalesef. Halbuki tabii orada son derece büyük bir yetersizlik var. İkincisi, tarot simya kitaplarına baktığınız zaman herhangi bir simya kitabını alın. Orada ilk başta bir kral ve bir kraliçe. Kral güneşle sembolist edilir, altınla sembolist edilir. Kraliçe de ayla ve gümüşle. Bu tabii ki astroloji. Astrolojide her gökyüzünün bağlantılı olduğu bir metali vardır. Mesela güneşin bağlantılı olduğu metali altındır. Ayın bağlantılı olduğu metali gümüştür. Ama simyada asıl mesele kral ve kraliçenin bir araya gelmesi ve prima materiaya oluşturması. Tarot da buna. Tarotta da kral ve kraliçe. Mısır piramitlerine gittiğiniz zaman içeri girebilirsiniz veya giremezsiniz. Bazen kapalıdır, bazen açıktır. Derler ki kral odası, kraliçe odası. Ama orada krala veya kraliçeye hiçbir şey yok. Çünkü bu sembolik bir an. Kral odası, kraliçe odası dedikleri aslında birer simya laboratuvarı. O kral ve kraliçe simyadaki sembolik kral ve kraliçe. Yani iki farklı maddenin eril maddenin ve dişil maddenin gelmesi. Mısır piramitleri, daha doğrusu piramitler birer simya laboratuvarı. Simyayı eski Mısırlılar, antik Mısırlılar gayet iyi biliyorlar, gayet iyi biliyorlar. Fazlası. Ve bugün orme, ormus, manna dediğimiz insanlara ölümsüz veya efendim işte uzun yaşam veya efendim sağlıklı yaşama verdiği sağlıklı maddeler Mısır piramitleri. Ve ben aynı şekilde Göbekli Tepe'de de kimyasal işlemleri yapıyorum. Bir mesele daha. Kimyada yine eski simya kitaplarına bakıyoruz. Homunculus adı verilen bir canlı tür. Homunculus yani küçük insan. Kimyacılar bu küçük insanı laboratuvar ortamında kendi laboratuvar tüplerinde yaratıyorlarmış. Evet. Bir insan yaratıyorlar ama küçük. Ve denir ki eğer iyi eğitirseniz bu homunculus'u işte akıllıdır. Bazı işlerinizde size yardım eder. Bir hizmetkar gibi kullanırsınız. Küçük insan homunculus.
Peki nasıl yapıyoruz? Anneye gerek kalmıyor. Yani anne rahmine ve anne yumurtasına gerek kalmıyor. Sadece babayı kullanıyor. Böyle bir bilgi. Evde denemeyiz. Homungulus'u tabii edebiyatta da kullanılmıştır isim olarak. Tabii. Şey hani o oradan kaynakla evet. Ben de Farah Hanım bir çeşit simyacı ruhlu biriydim diyebilirim. Laboratuvarım vardı 15 yaşındayken. Kimya laboratuvarım vardı evimde. Kimya şakaları yapardım hocam. Mesela kendi kendine tutuşan mendiller, suya attığımda yanan taşlar, bir de roketlerim tabii. Şimdi lise çağlarından hatırlayan çok kişi beni roketlerimle hatırlıyor. Evde deney yaparken o tüplerde bir çökelekler olur. Böyle rastgele bir şeyleri karıştı ama bayağı sıkı bir laboratuvarım vardı. İflas etmiş laboratuvarlardan yok pahasına çok malzeme almıştım. Hibe şeklinde de gelmiş maddeler vardı. Allah beni korudu, ne kör oldum patlamalardan, ne kör çok oldum ne zehirlendim. Beyaz fosforlarla mı muhatap olmadığım, yani ne kadar küçük miktarı öldürebilir kana karışsa. Nelerle hepsinden sıyrıldım, bu yaşaya, bu ana kadar gelebildim yani. O yüzden simyacılığın ne olduğunu, o maddenin, tüpte tuttuğun maddenin seni nasıl alıp götürdüğünü, o maddenin seninle konuştuğunu bizzat biliyorum hocam. Değil mi? Evet. Ve şimdi diyeceksiniz ki peki bu simyanın Göbeklitepe bağlantısıdır. İşte Göbeklitepe'de hiç kadın faktörünün olmaması, sadece erkek heykellerin, erkek son sembolizmin olması bana bunu düşündürür. Acaba orası bir homunculus üretim merkezi mi? Çünkü orada bir takım işlemler yapıldığı belli. Ve neden hiç ana tanrıça yok, neden hiç ana tanrıça sembolizmi yok? Yalnız bir tek şey var, yine müzeye gittiğiniz zaman Şanlı Tanrısı'nda doğum yapan tanrıça adında bir kabartma var. Şöyle bir levha var, çok da büyük olmayan bir levha var. Kabartmayla doğum yapan bir kadın sembolü var orada. Kadına ait bir tek eser odur yani, başka hiçbir şey yok. Şu ana kadar tabii, bundan sonra çıkarsa bilemiyorum. Ne çıkacak ama bilmiyorum. Ben bilmiyoruz. Göbekli Tepe'nin bir simyacıların buluşma yeri olduğunu da düşünüyorum aynı zamanda. Çok ilginç bir tez. İlk defa duyuyorum. Çok ilginç bir tez. Evet. Evet. Çünkü hep erkek mi? Hep erkek mi? Evet. Ve bu homunculus meselesi çok ilginç aslında. Prag biliyorsunuz. Prag zamanında simyacıların merkeziydi. Ve Prag Avrupa'da hiç bozulmadan korunan nadir şehirlerden. Şehrin içine doğru, merkezine doğru girdikçe görmüşsünüz siz de. İşte gördüm, o orta sınıf halkını muazzam hissediyorsunuz yani. Evet. Dönen dönen bir şey, zaman yolculuğu. Ve ben şehirde dolaşırken rastlantı sonucu, önceden bilmiyorum, karşıma bir simya müzesi çıkmıştı. Prag'da her şeyin müzesini yapmışlar yalnız. Gazoz kapağı müzesi bile vardı. Tabii tabii. Turizm uğruna. Evet. Evet. Şimdi simya müzesi deyince ben aman dedim, hemen gideyim bakayım falan. Aslında tabii canlandırma şeklinde bir simya müzesi. Yani gerçek bir simya laboratuvarı değil. Gerçek simyada kullanılan objeler, nesneler, fırınlar falan yok. Hepsi sonradan. Ama iyi niyetle yapılmış. Yine de çok güzeldi. Çok eski bir binada. Çok eski bir binada bir simya laboratuvarı kuruldu. Ve tabii ki homunculus'u da maket olarak koymuşlar oraya, yani simyalamasında. Ünlü simyacıların mankenleri vardı. Mesela bunlardan biri William Shakespeare. William Shakespeare'in simyacı olduğunu hiç kimse bilmez. Halbuki yani baş simyacılardan. Ondan sonra Newton, bütün bu şahısların simya ile olan bağlantısı değil, yani üstadlığı var zaten. Doktor Faust var. Zaten. Evet. Zaten. Ve işte simyaydı, astrolojiydi, tarottu filan derken biz bugünkü metafizik oluşumlara kadar geliyoruz. Peki bütün bunlar içinde benim asıl ilgimi çeken bir şey var.
Pardon, ben şu kediye bir bakayım, bir şey istiyor benden. Bakın bakın, benim hayatım onlarla geçiyor, çok iyi biliyorum. Yok, tamam, bir şey yok, gayet rahat. Ne istiyor benden, anlamıyorum. İlgi istiyor, ilgi istiyor. İşte sizin evet. sesinizi duyacağım. Şimdi evet. tarot diyoruz hani Aranlı Sabiler'den falan çıktı ama Osmanlı geleneğine baktığımız zaman orada da falname var. Falname bugün hala resimlerini görebiliyorsunuz. Birebir tarot kartlarının aynıları. Osmanlı döneminde müneccimler de tabii ki işte Remil Bakanlar da Ecevit hesabı yapanlar da bu üstadlar var. Bir de falname var. Bugünkü tarot kartlarında gördüğümüz güneş, ay, yıldız sembolleri, işte aşıklar kartı, şeytan kartı ve astrolojik sembolleri hepsinin karşılığı falname var. Mesela falnamede nasıl oluyor? Siz danışıyorsunuz falnameye bakacak işte. O bir dua okuyor, bir sayfayı açıyor. O sayfada çıkan resme göre size bir yorum yapıyor. Bu tarot Osmanlı'da. Evet. Bir şey daha. Hadi şunu da ekleyeyim. Ne kadar zamanınız kaldı? Daha var. Çok zamanımız var. Yani ara vermemize 10 dakika var. İkinci bölüme geçmemize. İkinci bölüme geçmemize 10 dakika var. Tamam. Şimdi o zaman şu resim gösteremiyorum size ama şimdi Remil. Remil nedir? Kumsal. Remil'de Arap coğrafyası da tabii ellerindeki materyali kuma çiziyorlar. Daire ve nokta ve çizgilerin kombinasyonlarıyla bir takım kalıplar var. O kalıpların tercümesi yapılıyor. İşte bir nokta altında üç çizgi veya bir çizgi yanında üç nokta şeklinde değişen kalıplar. Bunun Çin geleneğinin karşılığı I King değişimler Çinlilerde de var. Tao öğretisi. Şimdi bakın, buradaki temel kalıp nokta ve düz çizgi. Nokta ve düz çizgi. Yani noktayı daire olarak düşünürsünüz, bazı yerlere de daire olarak düşünürsünüz. O halde daire ve düz çizgi, daire ve düz çizgi. Bunun kombinasyonu. Sıfır ve birin kombinasyonu. Sıfır ve birin kombinasyonu. Bilgisayar yazılımının bilgisayar evet, dilinin evet. temelidir. Evet. Bizim bilgisayarda kullandığımız her türlü görüntü, her türlü harf, her türlü resim sıfır ve birin farklı şekillerde bir araya gelmiş. Yani Remil aslında bir bilgisayar. Bir yazılım gibi değil mi? Yazılımdır. Yazılımdır tabii. Bütün bunlar Matrix'te yer alan yazılımlardır. Hatta Matrix demişken, Matrix filminin afişlerine dikkat edin veya görüntülü şeyler, reklamlarına dikkat edin. Hep sıfır ve bir böyle. Milyonlarca sıfır ve bir biner evet, aşağı yukarı. Evet. Zaten benim, şeyi gösteriyor. Kaderin böyle bütün inanılmaz sayıda parametrelerle böyle hareketli bir şekilde sütunlarda hareket etmesi. Yani her evet. an değişen, çok hareketli, çok şeyli, varsayımlı bir sistem. Reildir bu işte. Ve bir şey daha söyleyeyim birinci yarıyı bitirirken. Matrix evet. filmi çok önemlidir. Sadece bilim kurgu sevdiğiniz için veya komplo teorisyenlerinden hoşlandığınız için değil. Matrix'te Neo karakteri vardır. Yani Keanu Reeves'in oynadığı. Olay onun uyanışıdır değil mi? İşte kırmızı evet. hap, mavi hap uyanacak mısın, uyanmayacak mısın? Ve onun iki boyutta yaşadığı deneyimlerdir. Hem dünyada hem de boyutta. Evet. Ve de efendim oradaki Neo karakteri tarot destesindeki soytarıdır, Joker'dir, sıfır numara. Onun çok güzel bir benzetme. Evet, çok güzel bir şey yapma. Benim de bazı Matrix tezlerim vardır bana has. Hatta yıllar önce makalelerde yazmıştım. İkinci bölümde isterseniz çok kısa onları da konuşalım. Onunla başlayalım diyelim. Ayrıntılı konuşalım. Çok kısa konuşmayalım. Derine girelim. Derine ilerim, tamam. Zaten şu anda hala vaktimiz var. Yani 10 dakika, 8 dakikamız var şu anda da. Şöyle, şimdi ben bir şey söyleyeyim bunun üstüne. Bugün biraz çok az konuştum, hatta hiç konuşmadım. Biraz ben de çenesizlik yapayım affınıza sığınarak.
Şimdi siz Remel'i böyle bu kadar güzel anlatınca, bunu ben önceki yayınlarda biz Sadık Hocam'la konuştuk veya başka konuklarla da konuştuk ama bir kere daha söylemeye bu bilgiyi önemli oldu. Çünkü anlattıklarınızla doğrudan yapboz misali böyle oturacak parçalar yerine. Şimdi meşhur Osmanlı Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi var, herkesin malumu. Kanuni Sultan Süleyman'ın ve 2. Selim'in Şeyhülislamlığını yapmış bir zat. Şimdi onun fetva mecmuası günümüze gelmiş. Fetevai Ebu Suud Efendi diye. Onu kitapçılardan ya da kitap satış sitelerinden bulabilirler. Orada Ebu Suud Efendi'ye, bakın bir Osmanlı Şeyhülislamından bahsediyoruz. Ebu Suud Efendi'ye remil ilmini sormuşlar efendim. Remil baktırmak günah mıdır, değil midir? Remil baktıran Adem'in hükmü nedir? Soru bu. Ebu Suud Efendi şöyle ilginç bir cevap veriyor orada. Diyor ki, remili atan kişi, ben bu remilin kaidelerine uydum. Ben bu remilin sistemine uydum. Hani günümüz Türkçesine çevirirsek. Ve o kurallar gereği bu remili attım. Çıkan sonuçta bu oldu. Fakat doğrusunu ve gaybı Allah bilir derse bir nesne lazım gelmez diyor. Yani günahkar olmaz diyor. Fakat gaybı ve doğrusunu Allah bilir diyecek. Ben bu remil kurallarının içerisine hareket ederek bu sonucu buldum diyecek diyor. Dolayısıyla iş bilgisayara kadar gidiyorsa Ebu Suud Efendi çok büyük bir şeyin farkında, yani bir ilmin farkında. Ben öyle anladım şimdi. Tabii ki, tabii ki. Zaten bütün bunlar aslında evrende var olan bir takım ilgi kalıpları, paternleri diyeyim, patronları ve biz onları bir şekilde insanlaştırarak, dünyasal hale getirerek. Ama zaten bu dediğimiz şeyler, işte remil olsun, efendim işte astroloji olsun, tarot olsun, bunlar evrensel boyutta bulunan bilgi kalıpları. Evet. Şimdi burada benim bazı önüme ben notlar aldım. Sizin önünüzde de kalem varsa ya da aklımda tutarım derseniz ben bu soruları unutulmadan da sormak istiyorum. İkinci bölümde de konuşuruz diye. Şimdi mesela sorularımdan biri şu. Aleister Crowley de malum tarotla uğraştı ve hatta kendisine has bir tarot destesi icat etti. Şimdi buradan hareketle, şimdi ikinci bölüme geçtiğimizde bunları konuşalım inşallah. Bu adam yeni bir tarot destesi icat etmekle ne öngördü, ne yapmaya çalıştı? Bu birinci sorum olsun. Devam sorum da bu Göbekli Tepe'den bu tarafa gelirken işte anlattınız bütün bu süreci, ta Gülhaç'a kadar gitmiş. Bu tarotun ana kitabı, öz kitabının şifreleri, sembolleri tamamen çözülmüş müdür? Bu da ikinci soru. Üçüncü soru da The Economist dergisi 2017 yılıydı yanlış hatırlamıyor isem, kapağında tarot kartlarını değiştirerek kullandı. Sizce bu ne manaya geliyor? Bir de son soru tarotla alakalı. Tarotta fal değil dediniz ama tarot ile fal bakanlar var. Bunu nasıl yorumlarsınız? Tarotun fal kısmı nedir? Bir de bize bunları anlatırsanız inşallah ikinci bölümde seviniriz. Ve bunları da söylemiş oldum. Kıymetli dostlar, biraz, buyurun hocam. Biraz söyledi. Yani o son soruya cevap verdi aslında. Yani tarotu anlatırken ama belki biraz daha açık tabii. Evet. Evet. Kıymetli dostlar, bir yere kaybolmayın. Sakın bir yere ayrılmayın. Programımızın ikinci bölümü olacak inşallah. Bölmemizin sebebi yayın çöp olmasın diye, yayını kaydedebilmek adına. Çünkü Instagram bir saatten sonra bazen kaydettirmiyor. Başıma da geldi, bir yayınım bu şekilde çöp oldu. O yüzden bir bölüyoruz. Siz de bu sırada çayınızı, kahvenizi, suyunuzu alırsınız. Bir elinizi, yüzünüzü yıkarsınız. Tekrardan yüklenmesi de bir 4-5 dakika sürüyor. 4-5 dakika sonra efendim inşallah yeniden görüşmek üzere. Tamamdır. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Buyursunlar. Evet. Şimdi şu benim dikkatimi çekiyor tabii. Osmanlı geleneğine baktığınız zaman hem falname var hem davetname var. Ve bütün bu uygulamalarda, bütün bu öğretilerde metafizik dünya ile bir iletişim söz konusu. Ve metafizik dünyanın varlıkları ya da sahipleri bir şekilde insanlara belli ölçüde bir eğitim ve belli ölçüde bir bilgiyi aktarıyor.
Ve peki acaba tarot da bu şekilde mi bilinir? Yani tarotun kökenleri tam olarak aslında bilinmiyor. Evet biz diyoruz ki Harranlı Sabiler'den çıktı ama Harranlı Sabiler nereden aldı? Onlara da acaba Göbekli Tepe'yi kuran simyacılar mı verdiler? Göbekli Tepe'yi kuranlar eğer simyacılar değilse, simyacılar da onların bıraktığı bir simya kitabı. Sizin sorularınızdan biri Aleister Crowley. Değil mi? Evet. Şimdi Aleister Crowley İngiltere doğumlu, daha sonra Avrupa'da, İtalya'da yaşamış olan kendini kara büyücü, daha doğrusu en baş büyücü olarak tanımlayan bir şahsıdır. Fakat Aleister Crowley aslında özel hayatına baktığımız zaman aynı zamanda bir casustur, bir hükümet casustur. Yani acaba bütün bunları casusluğunu kapatmak, örtmek için kullanmış bir şahıs olabilir miyim? Değil mi? Ve yine efendim? Evet, evet diyorum. Evet. Evet. Yani belki de adamın yaptıklarına hiçbir zaman kendisi inanmıyordu. Bütün bunlar bir tiyatroydu. Şimdi buradan size başka bir örnek. 1965 yılında 1966 yılında Amerika'da ilk defa resmi olarak Şeytanın Kilisesi kuruldu. Ve kurucusu da Anton LaVey isimli bir şahıs, sahte isim. Ve bugün hala Şeytana tapanlar tarafından bir kahraman, bir idol, şen bir insan olarak anılır, ölür. Fakat işe bakın ki Anton LaVey aslında satanizm, şeytanı tapmak için CIA ajanı. Bu konuda eğitilmiş. Yani toplumları psikolojik açıdan, sosyolojik açıdan ne kadar yönlendirebiliriz, ne kadar onları etkileyebiliriz konusunda eğitim almış. Hiçbir zaman satanist, şeytancı falan bir tiyatro oyunu. Ve belki de o rolü benimsedi. İşini yaptı adam. O yüzden para aldı. Maaşının gereğini yaptı yani. Şimdi ben aşağı yukarı şeyde Aristide Crowley'de de bulunuyorum. Ve zaten aslında bakacak olursanız Aristide Crowley mi? Hadi diyelim ki okültist, daha diyelim de magus vesaire. Meslektaşları tarafından da sevilmez. Öyle de bir durumu vardı. Ve evet, kendi tarot destesini hazırladı. Fakat tarot destesi hazırlamak o kadar da önemli bir şey değil. Salvador Dali'nin kendi çizdiği bir tarot destesi de var. Hatta Salvador Dali'nin tarot destesi, yani kendi eliyle çizdiği tarot destesi, yine bir numaralı sihirbaz kartına da kendi resmi koymuştu. Bu çekmecemde olacaktı ama başka zaman gösteririm Salvador Dali'nin destesi. Bugün pek çok sanatçı veya pek çok metafizik konularda araştırma yapan kişi kendi tarot destesini hazırlar. Ama çok zordur, kolay değil, çok ayrıntılıdır. Ve astrolojiyle ilgilidir, simyayı da ilgilidir, kolay bir şey değil. Aleister Crowley'nin çizdiği tarot destesi kendine özgüdür, kendi öğretisidir. Bence orijinalinden epey bir sapmıştır. Başka sorunuz neydi? Unuttum tabii. Çünkü kedilerle uğraşmaktan not alamadım. Şöyle, dedim ki bu öz olan, ilk çıkış noktası olan tarotun, sizin anlattığınız onun şifresi, sembolleri tamamen çözüldü mü? Yani günümüzde bunun ne anlattığını biliyor muyuz artık %100 olarak? İkinci soru buydu. Tabii ki biliyoruz. İşte zaten simyadır kökeni, simyadır, astrolojidir. Bir tek kökeni yoktur. Evet, köken şeydir. Hani Harranlı Sabiler'dir ama onlar nereden almıştır? Onu bilemiyoruz. İşte Göbekli Tepe'nin kapanmasından sonra ortaya çıkıyor. Hani acaba Göbekli Tepe'yi kurup da daha sonra gidenler bir miras mı bıraktılar? Mümkündür. Elbette ki tarotun bugünkü çözülmüştür ve çok net bir şekilde bize insan yaşamının evreleri hakkında bilgiler. Yani şey, tarotun çözdüğünüz zaman kendi hayatınızı çözmüş oluyorsunuz. Çözmüş oluyorsunuz, evet. Bir de şeyi arz etmiştim. Bu The Economist dergisi 2017 yılındaydı galiba. Tarot kartlarını evet, kendilerine uyarlayarak bir şey yaptılar. Bir
kapak oluşturdular. Bunun hakkındaki görüşünüz nedir? The Economist gibi bir dergi bunu neden yaptı sizce? Ona bir bakayım. Evet. Şimdi ona bakayım. Hatta orada şeyi de kullanmışlar. Tabii Trump'ı da kullanmışlar. Şimdi mesela ilk o kapakta ilk gördüğümüz resim, şöyle anlatayım, yıkılan kule. Yıkılan kule aslında Babil kulesidir. Evet. Tarot'ta Babil kulesidir. Ve hatta derler ki ikiz kulelerin yıkılacağını tarot kartlarında zaten öngörmüşler yılları. Sonrasında adalet kartlarında Trump'ın resmi olmuştur. Dünya kartı var, keşiş kartı var, ölüm kartı var, sihirbaz var, kader çarkı var ve bir yıldız. Şimdi ben buna baktığım zaman aslında 2017'de gördüğümüz bu sembollerin 2019'u öngördüğünü söyleyebiliriz. Çünkü niye? Şimdi hermit, yani keşiş kartı var, münzevi kartı var. Tarot'ta her kart değil ama belirli kartlar, her biri bir gezegende veya bir burçta bağlı. Örneğin işte güneş kartının yönetici gezegeni güneş. Mesela şeyin diyelim keşişin münzeviliği başak burcudur. Keşiş münzevi dediğimiz zaman tek başına bir dağın tepesinde, hatta karlı bir dağda, yüksek yerde keşiş kıyafetinde yaşlı bir erkek görürüz. Elinde bir değnek vardır. Değnek vardır, bir de lamba var. Bunların hepsini sembolik. Fakat en artık anlayacağımız şekilde bilirsek, burada gördüğümüz o keşiş, aksakallı bir dede var ya hani hep karşımıza evet. Çıkan. Ya, o aksakallı dededir o işte. Ve biz bu aksakallı dede karakterinin Merlin'den biri hayatımızdadır zaten. Merlin de aslında aksakallı. Ve de efendim işte Yüzüklerin Efendisi'ndeki belirli karakterler, onların hepsi birer aksakallı dededir. Ve hepsinin bir değneği vardır. Evet. Tıpkı tarot kartı. O değnek aslında dürüitlerin sihirli değil. Bunun İngilizcesi holy wood. Holy wood. Kutsal değnek. Kutsal sopa. Sihirli değnek. Ve Kaliforniya'daki Hollywood'a Hollywood adı verilmesine rastlandı değil. Çünkü neden değildir? Orayı ilk önce kurallar dürüit rahibi. Daha sonra o Hollywood adı verilmişti. Yani düşünmüştür. Film fiyatının sektörünün olduğu yerine niye kutsal ağaç deniyor ki? Neden kutsal değnek deniyor? Yani ne ilgisi var değil mi? Hani kutsal ayna olsun, evet. Kişi olsun, lamba olsun ama değnek nereden çıktı? İşte o aksakal değil. Tekrar dönüyorum şey, bizim keşiş kartına. Şimdi işte bundan 1,5 sene önce neredeyse Türkiye'de ilk korona vakası resmen ilan edildiğinde ben bir numerolojik hesap yaptım o günle ilgili olarak. Ve sonuçta tabii tarot kartlarında numerolojikle bağlantısı var. Sonuçta karşıma çıkan kart keşiş kartı. Münzevi kartı. Münzevi veya keşiş. Bazıları münzevikler, bazıları keşiş. Şimdi nedir bu münzevi kartı, keşiş kartı? Ne demek? Başak Burcu. İşte. Başak Burcu hijyenle ilgilidir. Sağlıkla ilgilidir. Tedbirle ilgilidir. Yalnızlıkla ilgilidir. Geri çekilmeyle, münzevi hayat yaşamayla kendini evet, izole etmeliyiz. Ne yaptık? Ben şahsen 3 ay hiç dışarı çıkmadım. 3 ay. İlk kapandım. Çok memnundum hayatımdan. Hayatımın en güzel 3 ayını geçirdim evin içinde. Hiç çıkmadım. 3 ayın sonunda işte bahara doğru, Mayıs'tı galiba, mecburen bir bankaya gitmek zorunda kaldım. Aman Allah'ım. Geri gibi geri döndüm şimdi. Neyse. Diyeceğim o kart, o hesaplamayla, o matrix bize o durumu verdi. Sağlık nedeniyle, hijyen nedeniyle, tedbir nedeniyle yalnız kaldınız. Kendinizi toplumdan izole ettiniz. Bir keşiş gibi yaşamamız gerekiyor.
Tarot öyle çalışıyor. Büyük ölçüde denen. Yoksa maalesef biliyorum bu kafelerde Türk kahvesi içine yanına 10 liraya veya bedavaya tarot kartı bakılır. Tarot balı bakılır diye ilanlar var. Olay değildir. İstediğiniz kadar bakın. Orada hiçbir şeye ulaşamazsınız. Çünkü tarotta tarotu anlamanın, tarottan yararlanmanın, okuyabilmenin, öğrenebilmenin belirli kuralları. Birincisi teoriyi bilmeniz. Teorisi var işte. Her bir kartın bir semboller var, matematiksel değerler var, astrolojik değerler var. Bunu bilmeniz. Teori. İkincisi teknik. Tekniğinizi geliştirmeniz. Teknik gerek. Yani herkes her eline tarot kartı alan aynı yorumları yapamaz, aynı şekilde değerlendiremez. Eğer öyle olsaydı matbaada her gün tarot kartını bakan adamların çok iyi falcılar olmasın. Evet. Onların tarot kartı kesiyor, basıyor. Gayet de iyi biliyorlardı. Emin varım. Sembolleri. Ha, şimdi demek ki teoriyi bilmeniz gerekiyor. Tekniği bilmeniz gerekiyor. Ve pratik, uygulama. Bir dördüncü nokta daha var. O da ilham. Onu soracaktım. İlham olmadan olmaz. Ve orada da birazcık işte medyumluk gerekiyor. Birazcık sezgi gerekiyor. Epeyce ne yani sadece tekniği bilmeniz, sadece tarihçesini bilmeniz, sadece pratik yapmanız da yetmiyor. İlham, sezgileriniz. O resimdeki ve her insana göre, her olaya göre o resim size farklı şekilde bakıyor. Peki, evet. Mesela, buyurun, öğrencilerime de aynı şeyi söylüyorum. Bunu çalışırken kartların size konuşması lazım. Çünkü o kartlarda gördüğünüz her bir sembol, her bir kişi yaşayan bir enerjidir. O enerjiyle iletişim kurabilirseniz eğer siz bir tarotlusunuz. Yoksa sadece resimlere bakarsınız. O kapı asla açılmaz. Tarotta bir meditasyon çalışması. Tarot kartını mesela herkesin kendine özgü bir tarot kartı var. Herkes kendi kişilikle örtüşen, kendisine uygun bir tarot kartı var. Sizin o kartın, hangi kartın sizin kartınız olduğunu anlamanız için de bazı yollar var. Bu yollardan biri meditasyon yapmak. Yani siz o kartla bir meditasyon çalışması yaparsınız ve mümkün olursa yapabilirseniz astral olarak o resmin içine girersiniz. Astral olarak o resmin içine girdiğiniz zaman yani ayrı mekan yapabiliyorsanız eğer, ayrı mekan, teleportasyon yapabiliyorsanız o resimdeki şahıs sizi alır bir yerlere götürür. Yani aşağı yukarı sizin yaşadığınız deneyim gibi çocukken. Bir varlık gelip sizi alıp bir yerlere götürüyor ve onun gibi düşünüyor. Ve bu gerçekleştiği zaman bu yolculukta her yolculukta aynı karta, her seferinde aynı kartta gitseniz farklı şeylerle karşılaşırsınız. Farklı izlenimler, farklı şeyler öğretirler size. Şimdi tekrar Mary Poppins'e geri dönmek istiyorum. Mary Poppins'te böyle bir uygulama vardır. Çocukları bir resmin içine sokar. Bir duvar resmi vardır. O resmin içine girerler ve oradan çok boyutlara giderler. Yani Mary Poppins kitabının yazarı UCF bağlantısı nedeniyle tarot kartlarının nasıl kullanılacağını anlatıyordu. Ama hiçbir zaman o kitabın hiçbir yerinde tarot kelimesi geçmedi. Hiçbir yerinde kehanet kelimesi geçmedi. Yani bazı bilgileri verirken aslında dolaylı yoldan da vermek mümkün bu şekilde. Şimdi tarota gelecek olursak evet tarot kartlarında çok ilginç bir enerji var. Kozmik enerji vardır. Çünkü zaten tarot aynı zamanda astronomiden beslenir. Bakın işte dünya kartı var, yıldız kartı var, güneş kartı var, ay kartı var, astronomi var ve astroloji var. Burçlarla bağlantısı var. Size düşen bu konuda eğer bilgi etmek istiyorsanız veya kendinizi geliştirmek istiyorsanız çok şey okumalısınız. Yani iyi bir tarot yorumcusu olabilmek için neleri bilmek gerekiyor biliyor musunuz? Biraz tarih. Dünya tarihi, edebiyat bilmek, felsefe bilmek, hatta matematik bilmek. Hani o kadar sanıldığı gibi kolay alt tarot listesini aç, işte öyle olmuyor maalesef. Çok şey bilmek. Şimdi peki sizin üzerinizden sorayım Farah Hanım. Şöyle ki, hani siz de eğitim verdiğiniz evet. için. Mesela
size bir tarot eğitimi almak tarot eğitimi sizden almak isteyen bir beyefendi ya da hanımefendi geldiğinde, siz onu öğrenci olarak kabul ettiğinizde, eğer öğrenci istidatlıysa da diyelim, hani bütün koşullar yerindeyse diyelim, bu eğitim kaç yıl sürüyor aşağı yukarı? Şimdi aslında tarotta kendini geliştirmek ömür boyu bitmez. Tabii. O hiçbir zaman bitmeyen bir öğretim. Ama bizim yaptığımız çalışmalar tabii ki temeldir. Biz iki tur olarak veriyoruz dersimizi. Birinci turda arkana mayor, yani büyük sır, temel veriyor. İkinci turda da arkana menor, yani küçük sır eğitimi veriyor. Toplamda 16 haftalık bir eğitimimiz var. Tabii haftada bir gün, bir saat olarak bunun online eğitimimiz dersimiz. Bizim ki böyle de olması iyi oldu aslında. Yurt dışından da katılanlar var. Vietnam'dan, Almanya'dan, İsviçre'den katılan öğrenciler var. Ve Zoom birçok bakımdan hayatımızı kolaylaştırdı. Hani önce de kullanmakta zorluk çekti ama tamamen şu an için online olarak yapıyoruz derslerimizi. Ve uygulamalı ve geçen seneden beri de katılanlar çok memnun. Ve gayet de güzel gidiyor. İnsanların hayatı değişti aslında. Dediler ki biz hayata çok daha farklı bir bakımdan, başka açıdan bakmıştık. Bunları hiç düşünmüyoruz. Ve tarot aslında hem hayatın içinde etrafımızda var olup da şu an kadar göremediğimiz bazı şeyler de var. Ve tarih var. Bakın işte Merlin'den. Merlin. Büyücü Merlin. Derler ki Merlin'in annesi insan babası Reptilian. Yani uzaylılara da dokunmuş oldu biraz. Evet. Onun dışında o kadar çok büyük bir şey var mesela. İmparatoriçe kartı var. Tarotta. Bir de baş rahibi kartı var. Azize veya baş rahibi. Azize kartı bütün tarot destelerinde ressamı kim olur? İki sütunun arasında. Tapınan sütunlar işte. Tapınan koruyucu. Ama böyle bir şey var. Azize ve baş rahibi aslında ana tanrıça. Ana tanrıça, yani biraz önce bahsettiğimiz Anadolu kültüründe, Anadolu inanç kültüründe ana tanrıça. Ve yine dünyada ve Türkiye'deki ana tanrıça ve bunun sanattaki yansımasına bakarsanız, ana tanrıça hep iki sütun arasında resmidir veya New York'ta Hudson Nehri'nde yer alan Lady Liberty, yani özgürlük de aslında o ana tanrıça eden bir Lady Liberty olarak özgürlükle ilgili anlatıldığı gibi aslında heykeltıraşın annesi bir tanesi yok. O heykel Babil ana tanrıcı Venüs tanrıcı ana tanrıcı ismi Venüs Tibeli aynı şey. Yani ana tanrıcanın farklı kültürlerde farklı isimleri var ama hep aynı enerji. Venüs, değil mi? Venüs. Astrolojide ve sinyada metali bakırdır. Hani biraz önce dedim ya, ayınki gümüştür, güneşinki altındır. Venüs de bakır. İşe bakın ki New York'ta Hudson Nehri üzerindeki özgürlük heykeli üzeri bakırla. Tesadüf değil tabii. Değil mi? Hiç. İkincisi. Venüs aynı zamanda kırmızı elmayla sembolik. Ve New York bir adı da Red Apple, yani kırmızı elma. Bu da tesadüf olamaz. Olamaz. Yok, bütün sembolik yerinde canım. Evet. Özellikle New York şehri, orada 10 sene yaşadığım için çok iyi izleme çalışma imkanı oldu. Tamamen Pagan öğretinin
mimariye yansımış. Mimariye ve mühendisliğe yansımış. Yani şehir bir pagan öğreti dahilinde pagan öğretide tıpkı simyada bir tanrı, bir de tanrıca fikri var. İşte kral ve kraliçe. Tanrıca tabii ki burada özgürlük. Peki tanrı nerededir? Empire State Building. Empire State Building. 33 yüzyılda değerli. İlk büyük gökdelen. Evet. İlk büyük gökdelen. Bir iş anıdır aslında ve ben orada çalıştım, biliyor musunuz? Empire State Building. Çok ilginç oldu şimdi, evet. Evet. Benim İspanyolca öğretmenliği yaptığım bir okul o binanın içinde. Orası da iş anıdır aslında. İş merkezi. Bir sürü ofisler, bir sürü şirketler vardı içinde. 1930'lu yıllarda yapılmış Art Deco tarzında yapılmış ilginç bir binadır. İçi de bayağı da bir şeydi, böyle kasvetlidir. Benim de çalıştığım okul orada. Neyse. Şimdi orada ilginç olan şudur. Eril sembolü o gösterir şekil. Ve aslında Empire State binası Zeppelin istasyonu olarak yapılmıştı ilk başta. O dönemde Zeppelin vardı, hava taşımacılığında. Fakat sonra kazalar evet. falan oldu, vazgeçtiler. Evet, evet. Zeppelin istasyonu da orası. Yani ürkütücü bir şey. Şimdi bu böyle aynı zamanda meseleye devam ediyoruz. 11 Eylül saldırısında gördüğümüz ikiz kuleler vardı. İkiz kuleler, bakın, iki tane sütun yan yana. İşte tarot kartında gördüğümüz hazinenin iki yanındaki sütunlar veya genel olarak tanrıça sembolizmde gördüğümüz o iki sütunlardı. İkiz kuleler. Yani tanrıçanın heykelin ikiz kulelerin karşısında yer alması da rastlamak. Evet. Yıkmaktaki amaç da o zaman bir şey düşündürtüyor, değil mi? Öyle bir şeyi tabii, yıkmak. Tabii. Evet. Yani herkes Washington DC'nin bu işte belirli bir plan doğrultusunda yapılmıştır. Ama aslında New York'ta daha fazla. Peki. Bu sembolün. Kocaman Manhattan var New York'ta, değil mi? Öyle boru değil tabii. Yani. Menat var ya. Evet. Tabii ki. Bu peki, ben şöyle anladım zaten sizin bu anlattıklarından. Şimdi bu adamlar bu ikiz kuleleri yıkarak yepyeni bir döngü başlattılar o zaman. Değil mi? Evet. O başka bir konuya doğru bizi yelken açtırır. Evet. Ben size şeyi sormak istiyorum Farah Hanım. Bu Kapadokya'daydınız en son. Kapadokya ile ilgili bir şey yayınlandı. Bir de Kars'a gittiniz. Kars'la da ilgili. Ben de Kars'a gittim 2 gün. Hatta orada Çağrılan adlı romanımı Kars bölümlerini orada görerek, seyrederek. Bir de o Rus mimarisi olan binalarla çok gezerek sokakları bayağı arşınladım. Şansıma da hava çok güzeldi. Sıcak değil, soğuk değil. Güneşli, çok güzel 2 gün bana bayağı kıyak geçti diyebilirim. Yani sizin anlatacaklarınızı merak ediyorum ama önden size bir şey anlatayım. Yıl 1950. Hı hı. Annem bana hamile. 2 ya da 3 aylık hamile. Karnı belli olmuyor. Rahmetli halam da nişanlı. Onlar Tunus'ta doğdular. Göçmen geldiler Türkiye'ye. Tunus'a gelin gidecek bir süre sonra. 2 genç kadın. Bir tane çingene kadın var. Çok iyi fal bakıyormuş. Diyorlar ki gel yüzüklerimizi saklayalım. Çünkü yüzüklerimizi görürse diyecek ki işte siz evlisiniz, nişanlısınız. Hemen atacak palavrayı diye. Yüzüklerini saklıyorlar. Bir de çok gençler. Çok gençler. Ondan sonra gidiyorlar kadına. Kadın önce halama bakıyor fal. Aa diyor. Sen diyor nişanlısın. Yüzük takmıyor mu artık nişanlılar? Yıl 1950. Nişanlılar yüzük takmıyor mu diyor. Sen diyor deniz aşırı bir yere gelin gideceksin. Müthiş. Ve sandığın gibi olmayacak. Zaman zaman buraya geleceksin ama orada yaşayacaksın diyor. Aynen öyle oldu. Anneme bakıyor sonra. Aa diyor sen de yüzüğü saklamışsın. Beni diyor şey yapmak için diyor. Beni diyor kontrol etmek için yapıyorsun bunu. Sen diyor
Senin kocan denizi gösteriyor. Konakta oluyor bu, İzmir'in konağında. Denizi gösteriyor. Bak diyor, dalgalar var. Bu dalgalar gibi diyor. Böyle bir sinirlenir, bir sakinleşir. Bir sinirlenir, bir sakinleşir. Çok güzel bir anlatım. Edebiyatçı olarak süper buluyorum. Ondan sonra sen diyor bir oğlan çocuğa hamilesin. Çocuk büyüyünce diyor yurt dışına gidecek ve kitapları çok sevecek. Yazar demiyor, yazarı bilmiyor herhalde kadın. Yani öyle yazar, 50'li yıllarda o yaşta bir kadın. Kitapları sevecek diyor. Acayip bir şey değil mi? Müthiş bir şey. Şimdi bakın, bu doğuştan gelen bir yetenek. Bu Allah vergisi işte. Evet. Bu kişinin kaderine bu kodlanmış. Sonradan istediği kadar workshoplara gitsin, tapınakları ziyaret etsin, Tibet'e gitsin. Hiçbir şey. Bu sonradan satın alacak bir şey. Kendiliğinden olan bir şey. Ve bu insanların kaderinde var. Yardımcı olmuş. Bir şekilde bilgi vermiş. Belki daha başka şeyler de söyledi. Unuttum zaman içinde. Peki anneniz bundan nasıl etkilenmiş? Veya halanız? Halam gidip öyle uzun kalacak hiç ihtimal vermemiş. olur mu? Çok şeyi bildi ama öyle şey olur ki, planlarımız öyle değil ki, değil mi? Tabii öyle olmuyor. Ondan sonra annem çok şaşırmış. Kocasının şeyini bildi çünkü, ruh halini, karakterini güzel anlattı. Bir de demek inanmış yani, demek hakikaten erkek çocuk doğuracağım diye. O sırada öyle testler mesler yok. Erkek çocuk doğuracağım diye inanmış. Sonra erkek çocuk olduğunda çok şaşırmış. Tabii, bir de tabii siz daha sonra yurt dışına gittiniz. Mesleğinizin o yurt dışına gitme anı gelip gidip beni orada ziyarete geldiğinde o zaman söyledi. Ya dedi, senin dedi fal bakılan dedi, doğru çıktı dedi yani. Yani size Hollanda vizesini çıkartmış o falcı kadın. O önceden zaman çıkartmış. Bir şey daha anlatayım, dayanamıyorum. Şey, bir şey buyur, daha. Buyur, buyur. Hollanda'ya gitmeden aylar önce Hollanda'da kalacağım evin merdivenlerini, kapısını, kalacağım dairenin kapısını görmeye başladım. İzmir'de rastlanması imkansız bir mimari. Böyle iple, kapının iple açıldığı, basamakların tahta, çok dik olduğu, ya böyle bir yer daha görme. Hayatımda ilk defa orada gördüm. İlk defa orada gördüm. Belki eski binaydı herhalde, değil mi? Eski binaydı. Eski yani bir bina mıydı? Nasıl, şöyle söyleyeyim. 30'larda yapılmış, 1930'larda yapılmış bir bina çeşidi. Oraya has bir mimaridir. Ne zaman İşte birinin vasıtasıyla bir İtalyan'ın evinde kalacağım söylendi. O eve doğru gittik. Kapıyı gördüm. Birinci şok. Kapı açıldı. Merdivenleri gördüm. Hissiyatımı anlatmam mümkün değil. Çünkü rüyalarım da yani 30 defa falan görmüşlüğüm var. İşte sen burada kalacaksın. Burada kalacaksın diye bana gösterdi kendini. Sizin hani o çocukluğunuzda yaşadığınız bağlantı, sizi alıp yere götüren bir varlıklar falan vardı ya, hani köprüye kadar gidiyor. O varlıklardan aldığınız bir yetenek, onların yardımıyla bir duru görü yeteneği verilmiş size herhalde. Sonra ne kadar sürdü o bağlantı? Hala zaman zaman onları hissedebiliyor musunuz? Oluyor, evet oluyor, oluyor. Bugün hala yani. Tamamen yok, yok olmadı. Bir de ben onları mümkün olduğu kadar öykülere, ilhama şey yaptım, çevirdim yani, ilhama diyelim. Yardımcı oldular size. Çok oluyorlar, çok oluyorlar. Mesela rastgele bir öykü, biraz sabredilir, o ilham beklenirse birden tak postacı kapıyı ikinci defa çalıyor. Bak diyor, sen şöyle bir espri bulmuştun, çok hoşuna gitmişti, yazacaksın. Ben sana yazma dedim ya diyor. Hah, bak şimdi yazabilirsin. Bir de şurada tak diye şöyle bir şey olsa. Diyor, vay, vay canına diyorsun mesela. Şimdi, ama evet, bu yani pek, buyurun, çok sanatçının hayatında, hep herkes de değil ama birçok sanatçının hayatında olan. Mutlaka, mutlaka. Yani zaten ilham da böyle çalışıyor olmalı yani. İlham böyle çalışıyor, evet. İlham böyle. Şimdi ben Farah Hanım'a şöyle bir soru sormak istiyorum. Çünkü çocukluğumdan beri düşündüğüm bir şeyi söyledi bugün Farah Hanım. Yani çocukluğumdan beri hep üstüne tefekkür ettiğim bir şeyi
tevafuk, yani tesadüf diye bir şey yok söyledi. O da şu. Şimdi bunu tabii bir başka bir şeyle daha birleştirip soracağım kendisine. Şimdi siz az önce buyurdunuz ki tarot kartlarının içine girilebilir. Resminin içine evet. girilebilir dediniz. Bu aklımızda... Yani insan olarak tabii. Evet, 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 tabii, tabii. Bu aklımızın bir köşesinde kalsın. Paralel olarak buraya bir şey ekleyeceğim. Benim düşündüğüm kısım şuydu. Ben böyle çocukken gördüğüm resimlere bakardım. İşte duvar resmi ya da bir kitapta bir resim veya işte ilgimi çeken her neyse. Ya derdim acaba bunun içine girilebilir mi? Ya da bu resim canlandırılabilir mi? Hala da bunu düşünüyorum. Bundan paralel olarak da soracağım soru şu. Ben bazı çizgi filmlerde ve bazı yabancı dizilerde şu metaforu gördüm. Adam eline bir kalem alıyor ya da bir tebeşir neyse. Duvara bir kapı çiziyor. Tokmağını da yapıyor. Açıyor, içinden geçip bir yere gidiyor. Bu reklamlarda falan da çok kullanılır hatta evet. bu. Kliplerde, reklamlarda. Evet. Şimdi bu resmin içine girme mevzusu ya da bu kapı açma mevzusu bizi nereye götürür? Yani bu burada aslında acayip bir şey var. Ama anlamlandıramadığım bir şey var. Yani bu kapı açmak kimlere mahsustur? Nasıl kapı açılır? Siz anladınız beni. Evet. Şimdi zaten pardon dedim de herhalde siz de anlıyor ki siz ne zaman konuşmaya başlasanız buraya geliyor. Da otursa bari. Otursa da biz de rahat. Oturmaz. Siz kulağına çok yakın konuşuyorsunuz ya. Şimdi bu Pororo'yu ben bizim apartmanımızın bodrumuna düşmüştüm. Minnacık bir yavruydu tabii dışarıda yer bulmuş. Yani yuvadan ayrıldı, anadan ayrıldı. Çok minikti, daha anne bebeği yani. Apartmanımızın bodrumuna düşmüş, oradan aldım. Tabii sonra da bırakamadım. Kızım oldu. İşte ilginç bir karakter, çok derin bir felsefi karakteri vardı. Evet, evet. Bizim de şu anda 8-10 kadar, 3-4 anneden 8-10 bebeğimiz büyüyor teyzesi. Evet. Ne güzel. Güle güle büyüyor. Kadrolu mu sizinkiler? Evde mi? Yarım pansiyon? Yok şeydeler. Bahçe bahçe ve sokak. Yalnız ha, yarım sokak, pansiyon. Evet. Sokak ve bahçe çok elverişli. Ne güzel. Yani o yönden bir şansları var. Güvendeler. Şimdi evet. Kapı evet çok önemli bir şey ifade ediyor. O kapıdan geçmeye hak kazanmak. Kapı bütün bu metafizik öğretilerde var. Ve biz en eski Sümer tabletlerine baktığımız zaman kozmik ziyaretçilerin bir kapıdan geldi. Ve o kapının da o küçücük silindirlerde bakın dikkat edin kapının etrafında pardon çocuk zaten çok önemli bir şey anlatıyorum. Çok önemli. Kapının etrafında bir de böyle enerji dalgalanmaları vardı. Dikkat edin bakın. Sümer tabletlerinde, o küçük silindir tabletli silindirlerde, yani o silindiri sürdüğünüz zaman resmi açılıyor ya. Evet. Bir kapı, işte kapıdan gelen bir fizik varlık, bir tanrısal varlık, iki tarafta koruyucu Anunnakiler vardır. İşte o kapının da etrafında böyle enerji dalgalanmaları. Bu bence bir boyut. Bu bir stargate. Ve bugün hala yıldız geçitlerinden geldiğini düşünüyorum uzaysal. Şimdi bu kapı sembolizmi daha sonraki öğretilerde varlığını sürdürüyor ve deniyor ki her kapı herkese açılmaz. Kapılar ezoterik öğretilerde semboliktir. Ve o kapıyı açtırmak, o kapıdan girebilmek sizin bunu hak etmeniz. Eğer ki belli bir bilgi seviyesine gelebilirsiniz. İyi bir öğrenciyseniz size o kapılar açılır. Bu manevi bir şey. İkincisi bir de köprüler vardır. O da sizin rüyanızda gördüğünüz köprülerdir. İki aşamalı. Yani önce kapıdan geçilir sonra da köprüden devam edilir. Şimdi burada tarotta da her bir kart size açılabilen bir kapı olabilir, bir pencere olabilir. Veya da olmayabilirdi. Hiçbir zaman açılmayabilirdi. Artık bu sizin kendi çabanıza, sizin kendi gösterdiğiniz yeteneğe iyi bir öğrenciyseniz
Ve bir de çok önemli bir mesele daha var. Özellikle Van'da, Van, Urartu medeniyeti olduğu dönemde bazı dağların üzerine sahte bir kapı yapmış. Dağ, normal dağ, üzerinde sahte bir kapı vardır ama kocaman, devasa, işte, ahşap, tokmağı olmaz. Fakat gerçek bir kapı değil. Ve hem o bölgede hem de daha güneyde, şeyde, İskenderun, Tarsus filan bölgelerinde buna rastlıyoruz. İnsanlar derler ki genelde ama orası kutsaldır. Oraya dokunulmaz. Sakın oraya gitmeyin. O kapıya yaklaşmayın. Neden? Çünkü bunun iki sebebi olabiliyor. Birinci sebebi geçmişte uzaysal uygarlıklar eğer uçan daireyle iniş yaptılarsa bir uçan daire, klasik uçan daire dağa benzer. Dağa benzer. İndiği zaman üzerinde bir kapı açılır. O kapıdan işte uzaysal varlıklar gelir. Ve bu insanların kuşaklar boyunca hafızasında kalan bir görüntüdür, bilgidir. Tabii ki uzaylıların, kozmik ziyaretçilerin, biyolojik varlıklar olduğunu bilmezler. Onları tanrılar olarak kabul ederler, üstün varlıklar olarak kabul ederler ve derler ki tanrılar dağda açılan bir kapıdan geliyor. Ya da bir ihtimal daha var. Ben tabii olasılıklar üzerinde konuşuyorum şimdi. Orada değildim. Uzaylılar geldi. Gördüğümü anlatmıyorum. Tahminen konuştuk. Teorik olarak. İkincisi, biz hep uzaylılardan, işte uçan daireyle gökyüzünden gelenlerden bahsediyoruz ama bir de iç dünyadan gelen. Onlar da giriş çıkış noktası olarak mağara kapıları. Bu nedenle bütün öğretilerde hem dağlar hem de mağaralar kutsaldır. Hem dağların hem de mağaraların sahipleri vardır. Ve şöyle düşün, boyutlar arası varlıklar, eğer uçan daireyle değil de başka bir yoldan, işte dünyanın içinden geçip mağara kapılarından çıkıyorlarsa üstün bir varlık olarak görüyorlar. Uzaysal bir varlık demiyoruz, biyolojik bir varlık ama bunun için bir tanrı, çok ince bir varlık. Yine kapı orada bir kutsiyet oluşturuyor. O nedenle ve daha ileriki aşamalarda o kapının bulunduğu mekana insanların yaklaşması yasak. Ancak seçilmiş olanlar alınabiliyor. Seçilmiş olanlar da daha sonra bu üstün varlıklara hizmet ediyor. Hizmetkarları oluyor. Böyle buradan işte bir inanç biçimi, bir mitoloji sürüyor, uzuyor, gidiyor. Ve orada o kapıya yaklaşabilmek bir beceri, bir kabul edilme, bir liyakat gibi. Kapı sembolizminin ortaya çıkma sebeplerinden biri bu. Kapı aynı zamanda başka boyutlara açılan bir giriş çıkış noktası. O nedenle sizin de dikkatinizi çeken bir şey, evet duvara bir kapı resmi çiziyor, bir tokmak yapıyor ve sonra o kapı gerçek oluyor. Bir dizi oynadı. Geçen sene ne yükselten bir buçuk sene önce Gözlerinin Ardında diye bir İngiliz televizyon dizisi. İzlediniz mi onu? Gözlerinin Ardında. Şimdi İzlemedim. Onun romanı. Onun romanı. Aslında şöyle orijinal ismi ne? Behind Her Eyes. Duydum sanki. Behind evet. Her Eyes. Bilirim ben dizilerin çoğunu da. Evet. Türkçe'ye de kitabı yayınlandı. Yani Türkçe'ye de şimdi. Bu şöyle oldu. Bunun Türkçe filminin, dizinin Türkçe'ye çevrilmesini ben yaptım. İngilizce'den Türkçe'ye ben çevirdim bu diziyi. Fakat diziyi dublaj için çevirdim. Çevirmeye başladığım zaman dedim ki ay gene aşk hikayesi, gene işte evli erkekle ilişki kuran bekar kadın hikayesi, gene mi bu dedim falan. Fakat sonra dizi de biraz yavaş tempoda ilerliyordu. Çünkü küçük bir roman. Hani onu uzatabilmek için bir 6 bölüm falan yapmışlar. Tabii hiç de benim beklediğim gibi çıkmadı. Herkese tavsiye ediyorum. Bizim konularımızla ilgilenen herkes lütfen Gözlerinin Ardında Netflix
Hemen izleyin veya kitabını okuyun. Şimdi orada bu kapı sembolizmi var. Nasıl var? Bilinç düzeyinde kişinin metafiziksel algılarının nasıl ilerlediği falan bağlanan bir şey. Ama çok daha dehşet verici bir şey var. Anlatayım mı anlatmayayım? Buyurun buyurun. Tabii buyurun. Spoiler vermeyin. Hem izleyenler izlesin hem ben izleyeyim. Ben size başka bir filmle hemen karşılık vereyim. The Lost Room. The Lost Room. Evet. Ben de onu bilmiyorum. Kayıp oda. Ben onu bilmiyorum. O aynı. Efsane bitiyor ya. Adamda bir tane anahtar var. Her kapıya uyuyor o. Herhangi bir kapı. Tuvalet, genel tuvalet kapısı olabilir. Bir barın giriş kapısı. Herhangi bir kapı. O kapıyı açtığında bambaşka bir yere çıkıyor. Ama şöyle hangi hocam. Kapı olursa olsun arkasından birileri kovalıyor mesela. Böyle kaçıyor, hemen çıkartıyor onu. Herhangi bir kapı ama önemli değil. İçeride kimin olduğu da önemli. Çünkü o kapı göstermelik. O oradaki bölmeye girmiyor. Oradan hop. Başka bir boyuta giriyor zaten. Başka bir boyuta. Arkasından kovalayanlardan kurtuluyor. Ondan sonra başka bir kapıyla tekrar dönüyor. İşte kaldığı yerden devam etmeye çalışıyor falan. Çok devam etmedi. Espri güzeldi. 6 bölümlük mini bir diziydi. Kısa parçalı bir dizi. The Lost Room. Evet. Okey. Bakarım. Ben de ona bakarım. Orada, ama benim bahsettiğim dizide astral seyahatiydi. Buraya kadar sen daha fazla söylemeyeceğim. Astral tamam. Seyahatiydi. O şeyde o kayıp oda değil mi hocam? Kayıp oda. Evet. O Kayıp Oda dizisinde yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir espri vardı. Adam düşünerek, gitmek istediği yeri düşünerek kapıyı çeviriyorsa anahtarı gitmek istediği yere gidiyordu. Oraya gidiyor. Düşünmeden gidiyorsa oteldeki 100 numaralı odaya mı çıkıyordu hocam? Öyle bir şey vardı. Otele mi gidiyordu? Rastgele bir yere gidiyordu. Çöl var. Evet, çöl var, okyanus var. Böyle şaşırtıcı bir şey yani. Bir binanın içinde bir kapıyı açıyorsun. O film değil miydi o? Dizi değildi o. Tek film. Evet. Dizi yaptılar sonra. 4 bölüm. Ben filmini izledim. Çok devam etmedi. Evet. Kutsal emanetler var. 100 tane emanet var. Emanetin biri adamın kendisi. Kayıp bir adam var. Evet. Çok yani, orada da bir şeyler aşırmışlar tabii. Hanım'ın anlattığı ekip. Ekibin işlerini bilen biri bu öyküyü yazmış. İşte sizin anlattıklarınızı aslında anlatan bir şey. Yani o anahtar bütün o mucizevi parçalardan sadece bir tanesi. Başka şeyler de var. Mesela birinde kalem var, öbüründe başka bir şey var. Değişik mucizevi karak var. Enstrümanlar var. Hepsi birleşince bir şey oluyor. Biz de buradan spoiler vermeyelim. Evet. Hem izleyenler seyretsin Kayıp Oda. Fena değil yani, ilginç, uzun da değil, sıkmıyor yani, tadında kalıyor. Tarotla ilgili buyurun. Buyurun. Kapadokya dedik, Kars dedik, ben işte kısa süre önce Kars'taydım. Evet. İlk defa Kars'taydım. Tabii benim asıl ilgimi çeken Ani, öğren yerini, Ani harabelerini görmek için ben tabii ki şehirde gideceğim. Ve kaldığımız otel tarihi bir Rus malikanesi, bir Rus ailesi eviymiş, otel haliymiş. Çok güzel bir bina. Diğer o yine Rus döneminden kalma binalar çok güzel, muhteşem eserler. Bazıları çok kötü durumda, bazıları hakikaten ciddi bir bakım istiyor. Bazıları otel olmuş, kimileri işte siz de gördüğünüz devlet dairesi. Şimdi Ani harabeleri, siz gezdiniz mi Ani harabeleri? Gezdim. Hani öğrendim. Ben tabii çok sıcaktı yani 35-37 dereceydi ve yürüyerek gezilen yer, yol yürüme yolu çok taşlı. Yani bastığınız yer sizi zorluyor. İkincisi her bir yapının arası bayağı bir mesafe, 1 kilometre falan mı? Evet. Bayağı ciddi bir kondisyon istiyor yani. Evet. Hani bir binadan bir yerine gitmek için 1 kilometre en az bir yol yürünüyor. Evet, ama evet. Yol da yok. Hani bir yerden sonra vazgeçiyorsunuz yani. Evet. Biz 5,5 saat kaldık. Sonuna kadar gittik. Valla bravo. Evet, 5,5 saat kaldık. Sonuna kadar gittik. Artık Ermenistan sınırına kadar gittik. Evet. Fakat
Evet, şöyle bir eksik. Oraya gişelerden gittiğiniz andan itibaren hiçbir ağaç, hiçbir gölgelik, hiçbir sığınacağınız yer yok. Hiçbir durak, hani oturup da işte şurada bir dinleneyim, bir kafeterya, bir turist için bir dinlenme noktası yok. Yanınıza su aldık tabii ama su o sıcakta banyo suyu, sıcak da oldu. İçmenin de imkanı yok. Yani Allah dedim çölde yürüyenlere yardım etsin. Biz şehrin ortasında kısa bir dönem böyle çölde yaşadık. Orada eksik olan, ikincisi yönlendiren yol işaretleri, oklar yok. Hani şimdi buradasınız, işte bir sonraki durak şuraya gidin, ok. Nerede olduğumuzu bilelim. İşte buradan devam edin. Yaya yolu. Hayır, böyle bir şey yok. Herkes birbirine soruyor. Biz rehber bulamadık. Bütün turizm şirketleri kapalıydı. Rehberli gitmek lazım. Rehber evet, bulamadık. Kesinlikle. Ve orada işte diğer karşıdan gelenlere soruyoruz. Buradan mı gideceğiz? Evet, buradan gidiyor. Gelen de yani. O da aslında böyle bir zorluk yaşadık. Ama çok etkileyici. Tekrar gitmek istiyorum. Soğuk hava. Yani serin. Çok güzel. Kapadokya'da 2002 yılında Kapadokya'da o mağaraların içine inşa edilmiş otellerde kaldım. Ha, İlk öyle defa, mi? İlk defa öyle bir yerde hayatımda ilk defa, yani üstü blok taş olan, altı ev olan bir yerde kaldım. Çok tuhaf. Çok tuhaf. Uyku girmedi gözüme. Böyle öyle tuhaf mi? Rüyalar. Böyle kafamı koyuyorum, birisi kapıyı mı çal, yok canım ne kapı, kim çalacak diyorum falan. Ama aklıma böyle hani metafizik böyle şeyler gelmiyor. Fakat böyle bir çok canlı, enerjili bir kalıştı. Zaten otel odalarında ben genellikle çok rahatsız olurum hocam. Evet. Otel odalarında en moderninde de, en klasiğinde de çok yoğun enerjiler hissediyorum. Evet. Bazılarında çok fazla, işte o Bergama olayını anlatıyorum. Hep Bergama'daki otelde o en klasiğiydi. Otel çok harikaydı. İşte butik otel yapılmıştı. Fakat çok ciddi şekilde, yani Pekin size, bildiğiniz Pekin size. Girdiğim andan itibaren düşünün, Eylül'de gittik Bergama'ya. Hava 30 derece, çok sıcak, güneş falan. Odaya girdim, klima çalışmıyor, buz. O sıcakta nasıl o kadar buzlu olabilir? Ve oda çok da geniş bir oda. Yani salon salamanje gibi çok büyük bir oda. Yani yalnız tek kişi kalıyorum orada ama yalnız değil. O girdiğim andan itibaren yalnız olmadığımı biliyordum. Sürekli etrafımdaydım. Ve gece işte saldırı oldu. Bayağı metafizik saldırı oldu. Mücadele ettim. Anlatmak isterseniz çok biz de dinlemek isteriz, paylaşmak isterseniz. Başka yok, televizyon programlarında ve kendi video kanalımda da anlattım. Şimdi Bergama zaten inanılmaz tarihsel bir yer ve çok yoğun bir enerjisi hissediyorsunuz Bergama antikinde. Hem Akropol'de hem Asklepios'da şifa merkezinde. Şimdi biz aslında oraya bir turizm şirketi, bir grup olarak, bir grup arkadaş turizm şirketimizi gönderdik. Yani kendimiz bulmadık. Ve tarihi bölgeye, Akropol'e yakın bir yerde bir villa. Ama nasıl güzel size anlatamam. Muhteşem bir bahçe. Ben böyle bir bahçe görmedim. İnanılmaz çiçekler, zakkumlar, meyve ağaçları. Harika bir yer işte. Çok güzel bakımlı. Tam karşınıza o villa geliyor. Orası bir ailenin eviymiş. Ve orada oturan kişiler tütün ticaret yaptıkları için yan taraflarda tütün deposu varmış. Ve tütün deposunu da otel odası haline getirmişler. Yani oranın asıl sahibi artık devretmiş. Şimdi bizim işte gittiğimiz otelin sahibi almış oluyor. Otel. Ha, otel yapmış. Çok güzel yer, çok güzel yer. Harika. Benim odam hemen girişte bir numaralı odadaydı. Ve biz gittiğimizde bizden başka kimse yoktu otel. Yani boş. Artık sezon bitmişti. Benim yanındaki oda boş. Ondan sonraki odada bir insan var. Yani böyle. Ve gündüz öğlen saatlerinde girdim odaya ve işte anladım yani orada bir şeyler olacak bu gece. Ve şundan rahatsız oluyorum. Bunu ben birçok yerde söyledim.
İkinci el eşyalar dan hoşlanmıyorum. Bu da antikalarda dahil. İkinci el kullanılmış eşyalarda yoğun birikmiş frekanslar, yani önceki sahiplerinin izlerini taşıyor. Ve o eşyalar sizinle iletişim kurdukları da sizin üzerinize olumlu etkide bırakır, olumsuz etkide bırakır ki genelde bazı eşyaların, inanın bana, bazı nesnelerin tekinsiz olduğunu düşünüyorum ve gözlemleyebiliyorum. Sahipleri de tekinsiz diye, değil mi? Muhtemelen diyelim. Şart değil. Onlara has bir enerji sinmiş üstüne. O enerjinin bir kısmını hassas kimseler hissedebiliyor. Evet. Aynen öyle. Mesela ben tarihi müzeleri, antika eşyayı çok sevdiğim halde evde antika kullanamam. Alamam. Bu mobilya da alamam, işte takı da alamam, antika asla, yani asla kullanılmamış. Hani en basitinden sunta bir masa olsun ama yeni olsun. Benim şeyim budur, kuralım budur. Orada da o da çok büyük. Dekore edilirken eski bir takım eşyalar. Bir kanepe var, kadife bir kanepe var, yeşil. 1980'lerde moda olmuştu. Böyle oymalı oymalı bir eşyalar vardı. Hatırlar mısınız? Ağır klasik kadife oldu. Yani Türkiye'de çok modaydı 80'li yıllarda. O dönemlere ait bir kadife. Ve ben tabii ki ona oturamadım. Yani oturmama imkanı yok. Hatta yanından geçerken elbisemin bile değmesini istemiyorum. Böyle bir çekiniyorum. Ona. O kanepe çünkü bağlantısıydı vardı. Oradan rahatsız. Bugün işte şehri dolaştık, yemek yedik. Ya. Akşam oldu, döndük otelimize. Ve yine girdiğim andan itibaren hissediyorum ki o da dayanlı değilim. İnanılmaz bir tekesiniz ev aktivitesi devam ediyor. Yattım ve benim odamın duvarı sokak artık. Orada başka hiçbir şey yok. Yani benim duvarımın yanında başka bir bina yok. Çatı var. Duvarın içinden tıkır tıkır sesler geldi. Tabii ki bir kurttur, böcektir, kuştur, bir şeydir, var. İşte tırtıldır, doğadır, şudur, dur. Hatta bir ara yağmur mu yağıyor acaba? Acaba hava yağmur, baktım yağmur da yok, hava hala sıcak. Ama o tıkırtı devam. Tıkırtı devam. Ve ondan sonra uyudum artık, uyumaya çalıştım. İşte uyuduğumda o fiziko uzay boyutunda, rüya boyutunda veya fiziko uzay boyutunda kapı açıldı. Ki genç kız geldi. İnsan gibi. Genç kız. Zayıf. Normal. İnsan gibi. Hatta bir tanesinin saçı toplu, bir tanesinin saçı aklı. Çok net. Güzelliğinde siyah pantolon. Ve öfkeli bir şekilde bana saldırmaya başladılar. Burası bizim yerimiz. Seni burada istemiyoruz diyor. Buradan git. Ve o kanepeye oturdu. Biz burada oturacağız. Sen gideceksin. Hayır. Ben kalacağım. Böyle bir mücadele oldu. Ve uyandım. Hani derler ya her içindeydim. Hakikaten her içindeydim. Ve klima çalıştım. Zaten o gecenin geri kalanında ben artık uyumadım. Ertesi sabah otelin sahibine gittim. Dedim ki sizden önce dedim bu evin sahibi olan ailenin kızları var mıymış acaba dedim. Niye sordunuz dedim. İşte siz söyleyin falan. Neticede olay şöyle ortaya çıktı. Orada yaşayan iki küçük çocuk vefat etmişler zamanında. Boğularak ölmüştü. Ve otel tekinsiz ev. Otelin sahibi de bunu biliyor. Ve dedi ki evet ben de yaşadım bazı olaylar. Çünkü bazen çok işim olduğu zaman ben de odalardan birinde kalıyorum. Gidemiyorum evime. Bana da oldu. Ve dedi yabancı misafirler de aynı şeyi anlattılar. Mesela yine Hollanda'dan bir turist geldi. Demiş ki bütün gece uyuyamadım ben. Saldırı vardı yani. Falan bunun gibi böyle olaylar. Fakat çok komik bir şekilde ben bunları anlatırken işte ben artık anlatıp kız geldi derken odama derken otelin temizliğini ve yemek işlerine bakan bir hanım vardı. 15 senedir orada çalışıyormuş. Aa dedi nereden gelecekler? Ben dün gece kapıları kilitledim bütün dedi. Hayır dedim yani o şekilde gelmediler. Sizin kapıları kilitlemeniz bir şey ifade etmiyor. Başka şekilde geldiler. Ben kadın anlamadı bunu. Anlayamadım. Orada bunu yaşadım. Ve varlıklar istemiyorlar. O odada beni istemiyorlar. Evet, İkinci evet. gece bir şey olmadı. İkinci gece neyse bir şey olmadı. Ertesi sabah artık gidiyorum.
bavulu hazırlıyorum, valizi hazırlıyorum. Enerji tamamen değişti, temizlendi. Çünkü gideceğimi biliyorlar. Onlar da rahat. Yani şöyle oldu. Bu varlıkların yeri orası, onlara ait. Dışarıdan gelen bir insanı veya Hristiyan'ı istemiyoruz. Ama karşıda bir şey oluyor. Evet, ortak enerji alanları enerji alanları birbirine girdiği yerler oluyor. Ama bir mücadelesi var. Ben de komik bir divan öyküsü anlatayım. Amsterdam'da sokaktan eşya alıp ev düzmek çok şeydi. Popülerdi 70'li 80'li yıllarda. İşte evet, biz bu sistemi kullanarak millet koyuyor dışarıya çöp günü. Dolaplar, koltuklar, sandalyeler, bir tane divanı oradan kaptık. Çok da temiz, bezi mezi her şeyi çok güzel. O divanın şöyle bir özelliği vardı Bara Hanım. Mesela diyelim sabah kalktın, çok dinçsin. Güzel uyudun. Kendini iyi hissediyorsun. Sağlıklı ve güçlü hissediyorsun. Genciz de bir dana kadar o sırada. Ondan sonra mesela diyelim 2-3 saat sonra kahvaltı etti, bir şey yaptın. Hani işe gitmiyorsun ya da bir serbest günün. 5 dakika şu divanda şöyle yatarak kitap okuyayım. Hani uzanarak kitap okuyayım dersen 2 saat uyuyorsun. Ama bırakmıyor. Yok. Sırf ben değil. Kimler orada, hatta mahsus uzanarak oku diye kendi kendimize sırıtarak suikastlar yapıyorduk gelen kimselere. Adam orada sızıyor. Biz sohbet, gülüyoruz, kah, yemekler hazırlanıyor, akşam yemek yiyeceğiz. Yemek oluyor, sonra dürtüyoruz. Kaç dakika uyudum ben diyor. Tam bir saat şu kadar. İnanmıyor. Saatine bakıyor ondan sonra. Ya o da uyutan divandı yani. Uyutan divan. Uykusuzlara iyi. Uykusuzluk çekenlere güzel. Ama ama biz uykusuzluk çekmiyorduk. Bizi perişan ediyordu. Çok acayip bir. Ben korkuyordum. Bir de alışkanlık yapmaya başlıyor. O kadar tatlı bir uyku veriyor ki derin. Acaba bir hipnoterapistin falan divanı mıydı? Yok, adi, normal sanmıyorum öyle bir şey olduğunu. Bayağı bir evin diyor. Belki masalcı bir teyzenin böyle çok sevimli bir yaşlı kadının divanıydı belki. Çocukları masal uyuyordu o divanın. Bilmiyoruz ama çok ilginç. Kars'ta ilginç bir şeyler oldu mu? Kars'ta ilginç bir şeyler oldu mu? Yani oldu diyemem. Yine işte ilk birinci gece otelde tavana yakın yerden ve elbise dolabının içinden sesler geldi. Elbise dolabının içinden sanki metaller birbirine çarpıyormuş gibi. Açtım baktım, bir şey yok tabii. Ve şey, hani diyeceksiniz ki acaba orada askılar vardır. Askılardan mı? Ben askıları kullanmadım. Yani herhangi bir giysimi koymadım dolabın içine. Askılar ahşap. Ki birbirine çarpmasını gerektirecek bir durum yok. Ve metal sesi. İkincisi yine tavanın kürtüsünden, tavana yakın bir yerden yine tıkır 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 sesler geldi. Ama dedim üst katta kalanın yürüyüşünden oldu. Bakalım oldu. O epey bir devam etti. Ama sonrasında herhangi bir saldırı, herhangi bir rahatsızlık olmadı. Dolaptan o ses neden geldiğini anlayamadım. Onu çözemedim. İkinci gece hiçbir şey olmadı. Üçüncü gece de hiçbir şey olmadı. Şudur, eğer ki o seslerin veya işte o tavandan gelenlerin fiziksel, dünyasal bir açıklaması yoksa yine o evin görünmeyen sahipleri bir hoş geldin mesajı vermiş oluyorlar bazen. Yani kendilerini belli ediyorlar. Diyorlar ki buranın asıl sahibi bizi, sen gelip geçicisin, kalıcı değilsin. Tabii otel çok güzel ama bazı eksikleri vardı. Mesela hava çok sıcak, klima yok odalarda. Ve interneti klimalı odalarda. Rezervasyon yapılırken o gece çok sıcak oldu tabii ve ben zar zor bir fan aldım kendime, odaya koydum. Fan da yok otelde. Yani dedi, ilk defa siz sordunuz klimayı ama dedi, çok sıcak. İkincisi pencere açtım mesela, pencereden sinek giriyor bu sefer, camlarda sinek geliyor. Şimdi bütün bunların düşünülmesi lazım. Hani tarihi bina, evet klima takamadıklarını anlıyorum, tarihi bina olduğu için, ama ne olur ne olmaz
her oda için bir fan yapılabilir. Bir onu almak çok doğru bir şey. Üstüne dışa takacaksın. Yani elektrik tesisatı gerekmiyorsa. İkincisi pencereleri bir sinek gelip koyun. Ne yapın artık. Onlar eksikti ama onun dışında hayaletli otel diyemem. Sahipleri vardır. Yani bedensiz sahipleri vardır. Bir işaret vermiş olabilirler ama sevimliydiler, rahatsız etmediler. Üzülmedim, sıkılmadım. Şanslıymış. Güzel yerlerdi. Evet. Şimdi bir şey olmadı. Evet. Şimdi ben şöyle zaten efendim soru için vakit kalsın. İşte evet onu arz edecektim de sohbetinize doyum olmaz efendim. Vallahi saatlerce dinlesek istifademiz bitmez. Evet. Ben son bir soru soracağım. O sorudan sonra da eğer müsaadeniz varsa hocamın da dediği gibi yorumları açıp bir 10 dakika bir soru cevap yapalım. 5 dakika 10 dakika sorulara cevap veririz. Evet. Şimdi benim sorum şu. Bu tarotla alakalı tam soracaktım. Tarot konuşulurken arada kaynadı. Tarot bilgeliğinin, tarot kartlarının artık nasıl adlandırırsak zamanda yolculuk ya da paralel evrenlerle alakalı işaret ettiği durumlar var mıdır? Öğretiler, durumlar, işaretler, semboller. Şu var aslında. Pardon. Tarot zaten insanın kozmik bir varlık olarak dünyadaki yolculuk. Yani siz dünyada bedene büründüğünüz andan itibaren yaşayacağınız belli kalıp olaylar var. Onların bir göstergesi. Ve eğer o kitabı okumayı öğrenebilirseniz, onun alfabesini çözebilirseniz, bu yolculukta size öğretmek. Tarot öğrendik, tıpkı bir yabancı dil öğrendik. Her bir kart bir kelime olarak ve o kelimeler yan yana geldiği zaman bir cümle yapıyor. O nedenle ben 30 senelik yabancı dil öğrettim. İspanyolca, İngilizce öğrettim. Ve tarotu öğrenirken, öğretirken de aynı yöntemi uyguluyorum. Yabancı dil öğretir gibi öğretiyorum. Evet. Ve bu var, çok önemli bir mesele var. Bunu yabancı dil öğrettiğim öğrencilerime de söyledim. Şimdi, öğretmen aynı öğretmen, kitap aynı. Karşımızda 15 yıllık öğrenci var ve aynı anda aynı dersi veriyoruz. Herkes aynı hızla ve aynı anda öğreniyor. Bazı öğrenci 2 haftada çözer işi, bazı öğrenci 2 ayda çözer. Onun için herkesin öğrenme kapasitesi, hızı ve algısı farklı. Aynı öğretmen, aynı kitap, aynı ders olduğu halde. Tarot da böyle. Toplu ders veriyoruz. Kitabımız belli. Öğretti de. Herkes aynı anda aynı hızda öğretti. Onun için bu biraz kişisel çabanıza bağlı. Tarotla ilgili özellikle yabancı dil düşünün. Şimdi siz bir yabancı dil kursuna gidersiniz. İşte hocamız yabancı olsun fark etmez. O yani işte İspanyolca, İspanyoldan öğrenin diye bir İtalyanca. Ama çıkıp da konuşmaya başlamazsanız hiçbir zaman o dili çözemezsiniz. Yani kendi çaba göstermeniz lazım. Öğretmenin ne kadar iyi olması hiç önemli değildir. Öğretmen size temeli verir. Teoriyi verir. Pratik artık size kalmıştır. Hep derler ya, yabancılar öğretmen pratik yap. İşte kulağın alışsın. Tarot da böyle. Pratik yapmak zorundasınız. Onun gibi. Evet. Çok güzel. Evet. Şimdi kıymetli dostlar bir 10 dakika bir soru cevap yapacağız. Bugünkü konuştuğumuz konularla alakalı Farah hocamıza kıymetli Farah hanımefendiye sormak istediğiniz sorular varsa onların arasından seçip soracağım kendisine. Şimdi yorumları ben açıyorum. Bugünkü konuştuğumuz konularla alakalı. Evet. Şimdi bir soru var hatta hemen gelmiş. Bu mavi ışık projesi var ya, sahte uzaylı istilası, bunun bağlantısı nedir? Bir de bunu yapacaklar mı diyorlar, bu sahte uzaylı saldırısını? Şimdi, sahte uzaylı saldırısına veya gerçek uzaylı saldırısına gerek kalmadan zaten dünya insanı kendi kendinin maalesef çok sıkıntılı durumlarda kalmasına sebep oldu. Şimdi
uzay istilası diye bir şey olmayacak arkadaşlar. Sahtesi de olmayacak, gerçek de olmayacak. Fakat tabii ufolojik bir soru geldi. Ben de ufolojik soruya yine ufolarla ilgili soruyla cevap vermek. Hayır, tarot tehlikeli. Evet. Tehlikeli olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Metafizik dünyayı tanımadan bu hayatı yaşamaya çalışmak. Evet. Dünyayı bu dünyadan ibaret sanmak yani. Evet. Hayatı sadece işte yemekten, içmekten, yaşamaktan ibaret. Evet. Otel odalarında kalırken korunmak için diyor bir şeyler yapıyor mu diyor. Evet. Şimdi şöyle bir şey. Genel olarak zaten ben sadece otelden otele değil, genel olarak hayatta korunmak için uyguladığım bazı yöntemler var. Manevi yöntemler var. Herkese de bunlar veriliyor. Biz de bunlara ulaşabilirsiniz. Bizler mevcut. Ne yapmanız gerekir zaten bellidir. O nedenle ben bunu tabii daha çok bir araştırma alanı olarak görüyorum. Yani orada eğer paranormal bir aktivite varsa onu saptamaya çalışıyoruz. Evet. Uzaylı hikayelerinde negatif oluyor. Bir şey pozitif. O cümleyi okuyamıyorum. Ben okuyayım. Şöyle. Kerem'in metafizik varlıklar ile ilgili konuşurken pozitif, uzaylı hikayelerinde negatif oluyor. Neden demiş? Hayır. Şimdi ben metafizik varlıkların tamamen pozitif veya tamamen negatif olduklarını söyleyemem. Uzaysal varlıkların da tamamen pozitif, tamamen negatif olduklarını iddia edemem. Çünkü evrende ne varsa dünyada o var. Dünyada ne varsa evrende o var. Evrende ve dünyada pozitif ve negatif yani. O nedenle biz bugün bu hafta korkunç bir negatif deneyim yaşıyoruz. Yangınlar maalesef evet. Çok çok negatif bir deneyim yaşıyoruz. Ve bunun evet, sebebi evet, fizik maalesef. Varlıklar vardır. Bunun sebebi uzaylılar. Maalesef. Şimdi bir konu daha var. Ben hem bu arada benim pilim %15 arkadaşlar. Yavaş yavaş kapatmak zorundayız. Telefondan zaten konuşuyoruz. Bir iki dakika. UFO konusuna çok tedbirli yaklaşan bir insanım. Biliyorum UFO taparlar, UFO tapıcıları yani UFO meselesini sağ bir ibadet bir ilahi noktaya getirmeyin. Çünkü de kozmik ziyaretçiler de biyolojik varlıklardır. Onları kutsallaştırmayın. Onları bir melek statüsüne koymayın. Ama Türkiye'de özellikle Galaktik Federasyon inancı var. Galaktik Federasyon kültü var. Yani uzaylıların Galaktik bir Federasyon oluşturdukları ve bunların da başında Ashtar Sheran diye bir komutan olduğuna inanılıyor ki o Ashtar denilen şey bir demondur. Ashtaroth'tur aslında. O da ayrı bir ayrı. Ve hep şunu söylerler bu UFO toparlar. Efendim derler işte bu uzaylılar ya da Galaktik Federasyon bizi kurtaracak, bizi kurtarmaya gelecek. Peki bizi neden kurtaracak? Orası belli değil. Güzel, peki burayı öyle olduğunu kabul edelim. Şu son bir haftadır yanan yangınlara neden müdahale etmiyorlar acaba? Çok ilginç. Asimov başımıza açtı bütün bu sorunları Farah Hanım. Federasyonu yazarak. Evet. 50 yıllarda. O federasyon tabii. Herkese vay be bir federasyon Galaktik olabilir. Galaktik Federasyon, Ashtar Sheran. Yani evet. Uzaysal varlıklara siz bu kadar inanıyorsunuz. Onlardan sürekli mesajlar alıyorsunuz. Kanal bitti. Kanal bilgileri akıyor. Sayfa sayfa bakın internet onlarla dolu. Peki şu yangınlara da bir müdahale etselerdi. Yukarıdan bir üf deseler. Ya yani bu kadar mucizeleri gerçekleştirebilen Galaktik Federasyon neden şu yangınları söndürdü? Evet. Ve. Sonra ben bu soruyu sorduğum zaman da diyorlar ki diyorlar serbest irade yasası var. O uzaylılar bizim işimize karışmasın. Hani bizi kurtarmaya geleceklerdi serbest irade yasası vardı. O zaman hiç kurtaracağız demesinler. Çelişmiyor mu bu bilgiler? Çok çelişiyor. Evet. Başka soru peki, alalım mı? Son bir soru daha alalım. Tamam. Siz anlatın son dediğinizi anlatın hocam. Son. Ya varsa bir soru daha alalım çünkü pilim bitti artık. Tamam. Siz anlatacağınızı buyurun o zaman. Onunla kapatalım. Bir şey anlatacaksınız herhalde.
Yok, hayır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Aslında benim söyleyeceklerim bitmez de bu gecelik bu kadar. İnşallah evet, başka bir programda yine devam ederiz. Evet, sadece şunu söylemek istiyorum. Şu yangın felaketinde çok büyük acılar çekiliyor. Çok büyük kayıplar var. Umarım en kısa zamanda kayıplar giderilir. İnşallah. Ne olur masum insanlara bir şey olmasın. Masum insanlara, masum hayvanlara zarar gelmesin diyorum. Ama i̇nşallah, geldi. Çok i̇nşallah. Güzel. Böyle kapatalım Ömerciğim. İnşallah. Vallahi tadından doyulmaz bir program oldu. Farah Hanım çok teşekkür ediyorum zatenize. Var olun, sağ ben olun. İnşallah sağ sizi olun. Tekrardan ağırlamak istiyoruz en kısa zamanda. Çünkü konularım bile yani yarısı bile bitmedi. Zaten söylemiştiniz bitmez diye. Gene yaparız inşallah diye söylemiştiniz. En yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere. Nefesinize sağlık, gönlünüze sağlık. Sadık Hocam size de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Geceniz hayır olsun. Kıymetli dostlar, bir fikir yongalarının daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir konukla ve yeni bir gündem maddeleriyle buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Esen kalın. Görüşmek üzere. Herkese hayırlı İyi geceler. İyi akşamlar Sadık Bey. Hoşça kalın. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Ömer. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.